Hayırlı sabahlar, günaydınlar, merhabalar stüdyomuza, Diyanet TV ekranlarına ve yeni güne merhabaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Yepyeni bir haftaya girdik. Bugün de yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve keyifli, güzel bir program yapacağız. Allah nasip ederse sağlıklı, huzurlu, bereketli, bol, şifalı bir hafta ve gün olsun inşallah değerli izleyenlerimiz. Evet, ilk konumuz çocuklarımızı ve özellikle de gençlerimizi yakından ilgilendiren bir konu değerli izleyenler. Diş yapısı bozukluklarını ve tedavisini konuşacağız Allah'ın izniyle. Sizin de bildiğiniz gibi çocuklarımızın küçük yaştan itibaren bazen bakıyoruz ki ağzında böyle dişler böyle birbirine girmiş karmaşık bir yapıya sahip olabiliyorlar. Gerek genetik gerekse sonradan olabiliyor. Bunların hepsinin nedenini soracağız. Ve kaç yaşından itibaren diş telleri takmaları gerekiyor? Dişlerinin eğrilmemesi için neler yapmamız gerekiyor? Tüm bunların hepsini çok kıymetli olan konuğumuz, diş hekimi ve ortodonti uzmanı Doktor Elif Saimoğlu Gültepe Hanımefendi'ye soracağız ilk bölümde. İkinci bölümde ise yine sağlıkla alakalı olarak devam edeceğiz. İdeal kiloda beslenme nasıl olmalı? Uzman diyetisyen Büşra Yılmaz Hanımefendi de ikinci bölümde bizlere eşlik edecek. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir hafta, yeni bir gün. Umut ediyorum ki gönlünüzce geçen her şeyi Allah bugün için nasip eder sizlere. Hazır mısınız yeni güne merhabaya? Biz hazırız. Başlayalım mı? Haydi bismillah o zaman. Evet, Elif Hanım'la birlikte yerlerimizi aldık değerli izleyenlerimiz. Güzel bir program sizleri bekliyor demiştik. Ortodonti tedavisini konuşacağız. Eğer sizlerin de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, sorularınız ya da görüşleriniz varsa WhatsApp hattımızdan veya Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden bizlere ulaşabilir, duygu ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Evet, Elif Hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, nasılsınız? Hoş bulduk Demet Hanım. Çok sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Artık Mayıs ayını bitiriyoruz. Önümüzde kocaman bir Haziran ayı var. Evet. Umut ediyoruz ki o güzel aya da yaz mevsimine de huzurla, mutlulukla, sağlıkla girelim inşallah. Çünkü her şeyin başı sağlık galiba. Evet. Çünkü sağlık olmayınca mutlaka bir şeyimiz eksik oluyor. Mutluluk ve huzur tamamlanmıyor gibi geliyor bana. Haksız mıyım? Kesinlikle öyle. Önce sağlık geliyor, ondan sonra diğer şeyleri olmadan çünkü yapamıyoruz. Evet. O yüzden bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Bir de şey, galiba ağzımıza, diş sağlığımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önem göstermemiz gerekiyor. Velhasılı kelam, orada yapılan bir takım sıkıntılar da vücudumuzda başka şeyler, maraziyetler de doğurabiliyor. Hı-hı. Öyle değil mi? Aynen öyle. Sağlık aslında ağızda başlıyor. Birçok hastalığın belirtisi ağızda görülüyor. Yine birçok hastalık ağızdaki problemler nedeniyle kaynaklanabiliyor. Oradan başlayabiliyor. Hı-hı. O yüzden biz diş hekimleri olarak ağız ve diş sağlığını çok önemsiyoruz. Ve bu konuda da hastalarımızı, toplumu bu konuda bilinçlendirme üzerine birçok çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü. Evet. Ağız ne kadar sağlıklı ve iyi olursa aslında beden sağlığımızı da aynı şekilde devamını getirebiliriz. Çünkü ağızdaki en ufak bir problem yine vücuttaki diğer organları da etkileyebiliyor. O yüzden hem dişlerin hem ağız içerisindeki dokuların sağlıklı olması ya da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıldığında tedavi edilmesi bizim açımızdan çok önemli. Evet. Şimdi bugün ortodontiyi, diş yapısı bozukluklarını konuşacağız ama belki çocuklarımız, gençlerimiz vardır unutan ya da annelerimiz, babalarımıza tekrar bir hatırlatalım mı? Ağız ve diş sağlığının genel anlamda dikkat edilmesi gereken hususlarına nelerdir? Mesela bizim günde kaç kere dişimizi fırçalamamız gerekiyor? Ve sadece dişimizi fırçalamak yetiyor mu? Ağız ve diş sağlığı deyince ilk yapmamız gerekenler ne olmalıdır Elif Hanım?
Birincisi tabii ki günlük temizliğimiz. Hı-hı. Yani diş fırçalama alışkanlığını kazanmış olmamız gerekiyor. Evet. Önce biz kendimiz bunu yapacağız ki çocuklarımız da bizden bunu görüp bizi taklit edebilsinler, bizim Hı-hı. yaptıklarımızı yapabilsinler. Hı-hı. Diş fırçalama günde biz en az 2 kere diyoruz. Yani evet. bir sabah, bir de özellikle gece yatmadan önceki diş fırçalama bizim için çok Hı-hı. önemli. Çünkü gece boyunca tükürük salgımız kesiliyor, ağız kuru bir ortamda kalıyor. Tükürüğün yıkama etkisi olmadığı için de bakteriler çok daha rahatlıkla dişleri çürütebiliyorlar. Evet, evet. O yüzden de hani en önemli fırçalama öğünümüz yatmadan önceki Hı-hı. ama mutlaka günde 2 defa en az olmak şartıyla dişlerimizi fırçalamayı herkese öneriyoruz. Bu tabii ki bazı durumlarda mesela ağzında implant olanlarda Hı-hı. ya da tel tedavisi gören hastalarda bu fırçalama sıklığını daha da arttırabiliriz. Her beslenme sonrasına kadar çıkartabiliriz. Evet. Çünkü gıda kaçışları oluyor, Hı-hı. tellerin aralarına gıdalar sıkışıyor ya da dediğim gibi protezlerin, implantların aralarında yine gıda artıkları kalıyor. Evet, evet. O yüzden de bazen günde 2 defa bile bunu yapmak yeterli olmayabiliyor. Evet. Fırçalama dışında evet başka yöntemler de var mı? Tabii ki var. Çünkü dişler 3 boyutlu bir yapı ve bunun birbiriyle yakın olan kontak noktaları var. Fırçanın ulaşamayacağı noktalar var. Biz bu noktalarında özellikle haftada en az 3 defa olmak şartıyla diş ipi kullanılarak arayüzlerinde temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için diş ipi yerine arayüz fırçaları kullanılabilir. Yine ağız içerisindeki protezlerin aralarını temizlemek için arayüz fırçalarının farklı kalınlıkları tercih edilerek arayüz temizliği de sağlanabiliyor. Evet. Peki diş ipini çocuklarda kullanabilir mi? Ya da kaç yaşından itibaren kullanılmaya başlanmalı diş ipini? Aslında şöyle tavsiye ediyoruz. Daimi dişlenme tamamlandıktan sonra tamam. bu da yaklaşık olarak 12 yaş civarına tekabül ediyor. Yani 12 yaşına gelmiş, tüm daimi dişlerini tamamlamış, ağzında süt dişi kalmamış çocuklar için diş ipi kullanılabilir. Evet. Çünkü süt dişlenme döneminde doğal boşluklar var. Yani süt dişleri evet. bizim daimi dişlerimiz gibi tamamen kontakta temas halinde değil. Araları zaten açık olduğu için evet. o tarz bir temizliğe ihtiyaçları olmayabiliyor. Onun bir dışında söyleyebileceğimiz şey dil temizliğinden bahsedebiliriz. Evet, şimdi dil temizleyicileri çıktı. Evet. Mesela her sabah özellikle hekimler yapılması gerektiğini evet. söylüyorlar. Bu vücut sağlığı için de çok önemli. Kesinlikle galiba önemli. Değil mi? Aynen öyle. Çünkü dil yüzeyinde de bakteriler birikebiliyor, orada kolonize olabiliyorlar. O yüzden de dilin de temizlenmesi gerekiyor. Bunu diş fırçalarıyla yapabiliriz. Hı-hı. Veya bazı diş fırçalarının arka yüzlerinde tırtıklı yüzeyler var. Hı-hı. O yüzeylerle bunu tamam. yapabiliriz. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi özellikle satılan dil temizleyiciler var. Hı-hı. Bunlarla da yine haftada 2-3 defa dilimizi temizlersek eğer gerçekten temiz, problemsiz bir evet. Ağız sağlığımız olacaktır diye söyleyebiliriz. Evet, sosyal hayatımızı, vücudumuzu, her şeyimizi aslına bakarsanız böyle çok küçükmüş gibi görünüyor ama evet. çok etkileyen bir şey. Mesela şeyi düşünüyorum, yani nefes kokusu, ağız Hı-hı. kokusu insanlar ne kadar olumsuz etkiliyor. Kesinlikle. Yani insanlar etrafında bile bulunmak istemiyorlar. Evet. Onun mutlaka çözüm üretilmesi gerekiyor bu probleme. Hı-hı. Ve bu işte bazen bir çürük olabilir veya işte evet. daha farklı sebepler olabilir ama çözülebilir. Mutlaka bir sebebi vardır onun, öyle değil mi? Bu nefes ve ağız kokularının. Aynen. Eğer ciddi bir iç organ hastalığı Hı-hı. yoksa. Zaten ağız kokularının %60'ı ağız içerisindeki problemlerden kaynaklanıyor. Onun kalan %40'lık kısmı işte sindirim organlarından, böbreklerden, işte şeker hastasıysa eğer bunlara bağlı olarak gelişiyor. Ağız kokusu yapan çok belli başlı şeyler var zaten. Dediğiniz gibi bahsettiniz. Diş çürükleri en başta. Yani ağızda bir çürük, bir diş varsa mutlaka o koku zaten hissedilir evet, dışarıdan. Evet. Onun dışında çok tipik olan bir ağız kokusu diş eti problemi olan hastalarda gerçekleşiyor. Yani diş taşı varsa, diş eti iltihabı varsa, kızarık kanamalı diş etleri varsa, bizim işte periodontitis dediğimiz artık kemiğe kadar sirayet etmiş bir diş eti probleminden bahsediyorsak onlarla da çok yoğun bir ağız kokusu görebiliyoruz. Evet. Peki bu şeyi nasıl buluyorsunuz? Diş temizliği konusunda profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan temizlik sizce kimisine göre senede bir yapılması gerekiyor. Kimisine göre hayatında belki de 2 defa çok önemliyse, eğer böyle kahve ve tütün kullanıyorsa o kişinin o izlerin ve lekelerin gitmesi için yapılması gerekiyor. Ama kimisi de sürekli yapılan bu diş temizliklerinin diş minesine zarar verdiğini söylüyorlar. Nedir bunun doğrusu Elif Hanım?
Şimdi sıklık kişiden kişiye göre çok değişiyor. Hı-hı. Çünkü gerçekten hayat boyu ağzında diş taşı birikmeyen evet. insanlar da var. Temizlettiği halde daha 4-5 ay geçtikten sonra tekrar çok yoğun diş taşıyla gelen hastalar da var. Bu bizim aslında vücudumuzdaki birçok şey gibi tükürük yapımızın da birbirimizden farklı olmasıyla Anladım. Alakalı. Tükürüğün içerisindeki mineral miktarı kimimizde daha fazla, kimimizde daha az. Ben şeye benzetiyorum daha çok bunu. Denizin kayalara vurduğunda orada yosun bırakması gibi. Hı-hı. Aslında tükürük bezlerinin açıldığı noktalarda zaten çoğunlukla diş taşlarını Anladım. Görüyoruz. Ve dişin yüzeyine vurduğu noktada tükürüğün daha çok birikim oluyor. Eğer içerisinde mineral miktarı fazlaysa. Hı-hı. Şimdi o yüzden hani kimisi için 6 ay çok sık olabilir ama bazı hastalar için de 6 ay çok gerekli olabiliyor. Evet, sürekli diş taşı varsa Kesinlikle. Eğer ağzında. Yani şu şöyle aslında yanlış bir inanış. Hı-hı. Genellikle hastalardan da bunu çok duyuyorum. İşte bu diş taşlarını temizletmek zararlıymış. O yüzden mesela ben temizletmiyorum çok uzun zamandır diyenler oluyor. Evet, ben de duydum öyle bir şey. Evet, aslında tam tersini söylüyoruz biz. Çünkü diş taşları inanılmaz zarar veriyor. Hmm. Çünkü diş taşı bildiğiniz normal hani bir cilt yüzeyine bir taşı sürtermiş gibi diş etleri üzerinde bir tahriş yüzeyi oluşturuyor. Anladım. Ve orada bir bakteri birikimine sebep oluyor. Diş etlerinin çekilmesine sebep oluyor. Kemik kaybına kadar hatta en sonunda diş kaybına kadar götürebilen ağır bir tabloya sebep olabiliyor. O yüzden de kişi kendini zaten ne kadar bir sürede diş taşı oluştuğunu, o kirlenmenin ne kadar yığıldığı o süre olduğunu çok daha iyi bilir. Ve hekime de o sıklıkla başvurmalı. Daha az, daha geç sürede birikiyorsa, evet normalde rutinde yılda birdir aslında. Ama çok daha fazla birikenlerde bu 6 aya kadar da düşebiliyor. Evet, zaten diş hekimimiz bizi bu konuda yönlendirecektir Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Tabii. Peki, genel ağız diş ve bakımı ve sağlığı ile ilgili son sorum olacak size. Elektrikli diş fırçalarını tavsiye ediyor musunuz? Çünkü çok hızlı bir şekilde dönüyorlar. Ve hani sanki bana biraz böyle diş etlerine zarar veriyor gibi geliyorlar. Az da olsa değiyor çünkü. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Çünkü çok soru var bu konuyla ilgili. Bana da çok soru geliyor. Hastalarına özellikle tavsiye eder misiniz diye. Ben denemeden bir şeyi hani pek tavsiye etme taraftarı değilim. Kendim de evde denediğim için hani daha net cevap verebiliyorum açıkçası. Şöyle bu fırçaların da daha profesyonel olanları var. Daha basit kalanları var. Evet. Evet, dediğiniz gibi hızlı bir şekilde dönüyor. Ama bunların daha profesyonel olanları sizin diş etine bastırmanıza izin vermiyor. Yani hafif basınç uyguladığınızda hemen duruyor. O yüzden sizin aslında ne kadar basınç uygulamanız gerektiğini, ne kadar bastırmanız gerektiğini kontrol edebilen cihazlar bunlar. Ben aslında bakarsanız tavsiye ediyorum. Özellikle güzel. Çocuk hastalarda daha çok tavsiye ediyorum. Neden? Güzel fırçalayamadıkları evet, için. Evet, yani yeterli Doğru. çünkü o motor aktiviteye henüz sahip olamıyorlar ve sıkılıyorlar da aslında fırçalamaktan. Biz normalde fırçayı yukarı aşağı hareketlendirdiğimizde yeterli bir temizlik sağlıyoruz. Ama o hareketli fırçalarda kendisi zaten 360 derece aynı zamanda döndüğü için aslında iki kat bir temizleme sağlamış oluyor. O yüzden hani güvenli kullanıldığında, daha kaliteli olanlar tercih edildiğinde normal fırçalamaya oranla zaten bunun çalışmaları da yapılmış. Daha etkin bir temizlik yapıldığı Harika. Gösterilmiş. Harika, süpersiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim ortodontiye. Evet. Öncelikle ortodonti nedir ve ağız ve diş sağlığının neresindedir? Aslında kelime anlamıyla ortos dontos'tan gelir. Yani düzgün diş olarak aslında tercüme ediliyor. Şöyle söyleyebiliriz. Diş hekimliği dallarından 8 ana daldan bir tanesidir ortodonti ve bizim ağız ve çene bozukluklarının teşhisi ve tedaviyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Yani bu çene problemlerinden tutun dişlerin düzgün dizilmemesine, kötü alışkanlıklara bağlı çene yapısının, ağzın, dişlerin bozulması ile ilgili bunun belirlenmesi, hatta bazen önlenmesi ya da meydana gelmişse de bunların tedavisini yapılması ile ilgilenen bir diş hekimliği dalıdır diye açıklayabiliriz. Harika. O yüzden anneler babalar bugün iyi dinlesin diyorsunuz. Çünkü çocukların gerçekten gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor değil mi? Ortodonti dediğimiz zaman bakıyorum ben mesela gittiğimde hastanelere sanki çocuklar daha çok geliyor gibi geliyor bana bilmiyorum hani ama erkenden alınan teşhis mutlaka ileride bizim yararımıza olacak. Peki evet. kimlere hangi durumlarda ortodontik tedavi yapılabilir?
Aslında her yaşta ortodont tedavi yapabiliriz. Hı hı. Sadece biz yapacağımız tedaviyi ikiye ayırıyoruz. Hı. Birincisi iskeletsel tedavi. Yani çenelerle ilgili yapacağımız bir şey var mı? Evet. Değil, sadece dişlerle ilgili bir bozukluk varsa ona göre ikiye ayırıyoruz dediğim gibi. Hı hı. İskeletsel problemlerde bizim büyüyen bir bireye ihtiyacımız var. Yani hı hı. büyüme tamamlandıktan sonra tamam. üst ya da alt çenede herhangi bir değişiklik yapma şansımız yok. Hı hı. O yüzden de hani daha çok çocuk hastaları o grupta görüyoruz. Hı hı. İşte üst çenesi daha önde, alt çenesi evet. daha önde gibi. Evet. problemler olduğunda. Hı hı. Ama ortodontik tedavilerden yani dişleri hareketlendirmekten eğer söz edersek onu 7'den 70'e aslına bakarsanız her hastada yapabiliriz. Sadece bizim burada sağlıklı diş ve çevre dokuya yani kemik dokuya, diş dokusuna ihtiyacımız var. O yüzden burada bir yaş sınırlamamız yok. Bizim 60 yaşında tel taktığımız hastada olabiliyor. Hı hı. Dediğim gibi 10-12 yaşlarından itibaren de başlıyor. Her yaşta hastaya ortodontik tedavi yapılabiliyor. Anladım. Peki gerek 12 ya da 18 yaş böyle ergenlik çağındaki çocuklara taktığımız telle 60 yaşındaki hastaya taktığımız tel yani o diş eğriliğini düzeltmesi arasında mesela zaman farkı olabiliyor mu? Hani birisinde bir yılda düzeliyor ya da işte 60 yaşındakinde 2 yılda düzeliyor diyebiliyor musunuz? Yoksa aslına bakarsan aynı mı vakit? Tabii ki çocuklarda çok daha kolay daha çabuk oluyor. Aynen hamur gibi çocuk. Yani bir şey yaptığınız zaman o kadar hızlı oluyor ki her şey. Çok daha rahat düzeliyor mesela. Ama yetişkinlerde yaş ilerledikçe hareketler daha yavaşlıyor. Anladım. Daha zor oluyor. Ve komplikasyon riski artıyor. Yani çocukta bir hareketi uygun bir kuvvette yaptığınız zaman hiçbir sorunla karşılaşmayabiliyorsunuz. Çok başarılı tedaviler yapabiliyoruz. Ama yetişkinlerde işte kemik kaybı görebiliyoruz. Bazen kök rezorpsiyon dediğimiz diş köklerinde harekete karşı direnç oluşuyor ve erimeler gözükebiliyor. Hmm. Bazen diş eti çekilmeleri olabiliyor. Evet. Bunları da zaten yetişkin hasta grubunda başlamadan önce mutlaka bilgilendirmesini yapıyoruz. Yani yaş ilerledikçe evet bu hareketler, bu tedaviler bir miktar zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Ama gerekiyorsa da yapılması gerekiyor tabii. değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi belki sevgili izleyenlerimizin arasında vardır. Dişlerinde böyle eğrilikler vardır. Arasında lekeler kalmıştır veya işte çürümeye daha elverişlidir. Çünkü yemek artıkları gittiği zaman düzgün dizi bir diş yapısı mı yoksa eğri büğrü sıkış pıkış dişler arasında mı daha çok bakteriler ürer? Elbette ki eğri dişler arasında ama hocamın söylediği çok önemli bir nokta var. Ne olursa olsun gerek diş eti sağlığında gerekse çene yapısındaki olan bozukluklarda 60 yaşında bile olsanız biz gelin düzeltelim o problemi kökünden halledelim diyorsunuz. Yine diş etiyle ilgili rahatsızlıklarınız varsa ortodonti ile alakalı çocuklarınızın gençlerinizin acaba götürsem nasıl olur ne yapmamız gerekiyor diyorsanız 0538 011 26 63 telefon hattımız Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden de bize sorularınızı ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Kapımız her daim sizlere açık sevgili izleyenler bekliyoruz. Peki bu ortodontik şeylerin, problemlerin ana kaynağı nedir, ana sebebi nedir? Neden böyle çocukluktan itibaren bir bakarız ki kimisinde dümdüz çıkar, ince gibi dişleri olur. Kiminde de eyvah eyvah biraz ya iki diş çok öndedir ya öbürleri arkadadır ya da böyle çarpışık durumdadır. Bunun sebebi nedir Elif Hanımcığım? Sebepleri ikiye ayırabiliriz aslında. Hı hı. Birinci en önemli sebep genetik faktörler. Evet. Yani annemizden, babamızdan, onun bir önceki hatta bir önceki nesilden bize ulaşan genetik altyapı. O tabii onun önüne geçemiyoruz. Hı hı. Aynı yüzümüz gibi, elimiz gibi, boyumuz gibi diş yapımızı da, çene yapımızı da hı hı. anne babamızdan ve atalarımızdan alıyoruz. Hı hı. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman zaten ben daha erken yaşlarda bunu fark ettiğimde anne babanın mutlaka bir yüzüne, dişlerine bakıyorum. Hı hı. Aynı şey var mı diye ve çoğunlukla da zaten o ikisi ben de bunu görüyorum aynen öyle. O yüzden en önemli sebeplerinden bir tanesi genetik. Hmm. Ama tabii ki genetik de öyle bir şey olmayabilir. Anne babada hiç öyle bir problem yaşamamış olabilir. Ama çocuklarda böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz dediğiniz gibi. Bunun da altında yatan birçok sebep var. Hmm. Mesela süt dişlenme döneminde çocuğun dişini erken düşürmüş olması. Oh. Yani çürüdü, diş oradan çekilmek zorunda kaldı ve oraya herhangi bir yer tutucu yapılmadı. Hmm. Alttan gelecek olan dişin yeri arkadaki dişler tarafından kayarak kapatıldığı için
için maalesef oradaki dişe çıkacak yer kalmıyor. Sonrasında daimi dişlenme döneminde orada yoğun bir çapraşıklık, evet, hatta gömülü kalmış bir daimi diş görebiliyoruz maalesef. Sebeplerden bir tanesi bu sayabiliriz. Onun dışında çocuğun rahat nefes alamaması mesela, örneğin. Yani geniz eti problemleri, büyük bademcik problemleri gibi veya işte burunda et olması, burunda deviasyon, yamuk olması vesaire gibi. Bunların hepsi etkiliyor mu kesinlikle gerçekten? Kesinlikle etkiliyor. Yani çocuğun sağlıklı ağız yapısı gelişebilmesi için, üst ve alt çenenin birbiriyle orantılı olarak büyüyebilmesi için burundan nefes alıyor olabilmesi lazım. Ağız solunumu üst çeneyi daraltır, daha fırlak bir dişe sebep olur. Alt çene ona göre daha geride kalır. Kuş yüzü görünümü dediğimiz bir profil oluşur zaten ağız solunum yapan çocuklarda. O yüzden mesela yine gelişim döneminde solunumu mutlaka burundan yapabiliyor olması gerekir. Oradaki problemlerin kulak, burun, boğaz tarafından gidiriliyor olması gerekiyor. Mutlaka bunun yönlendirmesini yapıyoruz zaten. Evet, önemli bu da. Onun dışında kötü alışkanlıklar, işte parmak emmesi çocuğun veya çok uzun süre biberon kullanması, emzik kullanması ya da böyle işte kalem ısırması, tırnak yemesi gibi bu tarz alışkanlıklar da inanılmaz bir şekilde diş ve çene yapısını bozuyor maalesef. Özellikle parmak emen çocukların, siz de böyle etrafınızda gördüğünüzde hissedersiniz. Evet. Çok tipik böyle olur. Üst dişler tamamen öne fırlamış. Neredeyse o parmağın şeklini alıyor aslına bakarsanız üst çene. Yine bu tarz kötü alışkanlıklar da ortodontik bozulmalara sebebiyet veriyor maalesef. Evet, bunların hepsini tabii çocuğumuzu yakından izleyerek o gelişim dönemlerinde dikkatli bir şekilde hem ağız ve diş sağlığı için hem de gerekli diğer sağlık problemlerini erkenden tabii çözmeye çalışmamız gerekiyor. Peki yer tutucu dediniz. Mesela gerçekten ben hatırlıyorum, benim çocuklarımın da İki tanesinde çok erken dönemde süt dişleri çıktı mesela. Kendiliğinden düştüğü de oldu. İşte sallanmaya başladı. Sonra biz hekime gittiğimizde yer tutucu koydular. İşte bir dönem bazen onlar da düşüyor. İşte gidip birkaç kere böyle arka arkaya taktırmak zorunda kalıyorduk. Artık yani bir gün dedim yutacak herhalde bu. Korkuyordum ama bir şekilde neyse yutmadan hallettik. Ama o yer tutucuların mutlaka yapılması gerekiyor mu? O konuyla ilgili de bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim. Eğer alttan gelecek olan dişin süresine daha en az bir yıl kadar varsa mutlaka yer tutucu koymak gerekir. Ama bir yıldan az ki biz bunu filmle anlayabiliyoruz. Alttaki dişin ne zaman çıkacağını, kök oluşumundan. Daha kısa bir zamanda çıkacağını düşünüyorsak zaten o zaman yer tutucuya bir gerek duymuyoruz. Anladım. Şimdi az önce sevgili izleyenlerimize seslenmiştik. Hemen bir iki tane soru gelmiş. Dilerseniz onlarla devam edelim. Merhaba Demet Hanım, merhabalar. Hayırlı bereketli haftalar, hayırlı programlar olsun. Amin inşallah hep beraber sevgili dostlar. Ortodonti ile ilgili değil sorum ama diş hekimi olduğu için sormak istedim. Oğlumun dişlerinin üst kısmında siyah lekeler oluyor. Birkaç kez temizlettirdik. Dişlerini fırçalaması biraz seyrek. Sadece bundan dolayı mı oluşur, yoksa yeme alışkanlığı ya da başka bir nedeni var mıdır? Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun siz de. Evet, bazı çocuklarda böyle çok belirgin siyah lekeler görüyoruz. Bunun nedeni nedir Elif Hanımcığım? Bu çok sıklıkla görünüyor gerçekten çocuklarda ve temizlediğimiz halde tekrardan oluşuyor. Evet. Bu da yine tükürük yapısıyla alakalı bir durum. Bazen hani nadiren mesela demir hapı kullanmış, demir şurubu içmiş çocukların da yine diş yüzeylerinde o siyah lekeleri görebiliriz. Bir sebebi bu ama yok hiç demir kullanmadı işte ama temizletiyoruz sürekli oluyor dediğimiz zaman bunun direkt tükürük yapısıyla alakalı olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi bu ergenliğe kadar böyle devam ediyor ama ergenlik sonra o birikim olmuyor. Yani süt dişlenme döneminde sadece süt dişlerin yüzeylerinde o siyah halka şeklinde diş eti kenarlarındaki lekeleri görüyoruz. O yüzden hani çok rahatsız olduğu zaman çocuğu arada bir temizletilebilir. Evet tekrar oluşacaktır. Ama daimi dişlenmeye geçtikten sonra öyle bir lekesi olmayacak. Merak etmeyin. Ergenliğe kadar biraz sabredecekler. Aynen öyle. Ama sadece fırçalama yöntemiyle yani hekime gitmeden halledemiyoruz demek ki. Şöyle olabilir. Fırçalamayla geciktirebilirler sadece. Anladım, tamamen önüne geçemiyor. Ama tabii iyi fırçalamıyor çok daha kısa daha bir zamanda birikiyor. Lekeleniyor kesinlikle demek ki öyle. Çocuklarımızın. Peki. Merhabalar, iki dişimi çektirdim. Farklı zamanlarda birine kaplama yaptırdım. Kaplama çok ağrı yaptığı için diğerini yaptırmadım. Hala boş duruyor. Zaman geçti, diş yapım bozuluyor gibi hissediyorum. Diş yaptırmamamdan kaynaklı olabilir mi? Evet, güzel bir soru. Evet, aslında biraz önce konuştuğumuz şeye yine geleceğiz. Yetişkinlerde ortodontiyi ne zaman ve niçin yapıyoruz da?
Diş çektirdiğimiz zaman tabii ki diğer dişler her zaman boşluğun olduğu yöne doğru sürüklenmek isterler. Yani o tarafa doğru bir kayma gerçekleşir. Evet. O yüzden çok uzun süre ağızda kalan boşluklarda diğer dişler o tarafa kaydığı için ağızdaki dişler arasında minik boşluklar oluşur. Kapanış noktası değişir. Üst ve alt dişler arasında bir dengesizlik oluşur. O yüzden genellikle diş çekiminden sonra oraya eğer yaptırabiliyorsak, kemik doku orada müsaitse, implantla boşluğun hızlı bir şekilde kapatılması. Eğer kemik buna müsait değil ya da hasta implanta karşı çok sıcak bakmıyorsa, o zaman köprü dediğimiz daha eski yöntemlerle yine oradaki boşluğun doldurulması önemli. İşte bu tarz geç kalınan durumlarda mesela dişi çektirdi, üzerinden 5-10 sene geçti, diğer dişler oraya kaydı. Genellikle yetişkin hastalar bu sebeple geliyor. Diyor ki işte mesela buraya implant yaptıracağım ama boşluk çok kapanmış. Bana burayı tekrar açar mısınız? Ya da tam tersi mesela üstte bir diş çekildi ya da altta bir diş çekildi. Karşı arktaki, karşı taraftaki diş o bölgeye doğru uzayabiliyor. Evet, onu duyduğumda ben çok şaşırmıştım mesela. İnanılmaz gelmişti. Hemen uzuyor. Nasıl uzuyor hocam? Yani diş etiyle arasındaki o kısmın bayağı bir arkadaşım göstermişti bana. Aşağıya doğru şey yaptığını gördüm. Yani bu dişin uzaması mı? Yani dişi demek ki biz bıraksak aynı boyutta olmasa bir şey yapabilecek, uzayacak. Boşluğa yani doğru uzar. Boşluk diş her zaman boşluğa doğru yükselir. Allah ağız içerisinde diş etiyle beraber yükselir. Böyle bir şey olduğu zaman da bu sefer alta ya da işte üstse her nerede boşluk varsa oraya bir diş yaptırmak istediğinde yaptıramıyor. Çünkü artık uzamış diş altta çok ufak bir mesafe bırakıyor. İşte bu durumlarda da yine yetişkinlerde çok fazla ortodontiye ihtiyaç duyuluyor. Uzamış dişi tekrardan kemik içerisine gömüyoruz biz. Küçük mini vidalarımız var. O mini vidaları kemik içerisine yerleştirerek o dişlere bildiğiniz tel tedavisi uygulayıp o dişi mini vidalardan, kemikten destek alarak tekrardan uzadığı bölgeye doğru geri gömüyoruz ki alta hasta bir protezini yaptırabilsin. Bazen devrilebiliyor boşluğa doğru. Sağa sola devrilmeler gözükebiliyor. Yine oraya bir şey yaptırmak istediğinde hasta yaptıramıyor maalesef. Yine ortodontinin kapısını çalmak durumunda kalıyor. Yani aslında protezi belki bir hafta 10 günde yaptıracakken çok geç kalmasından dolayı yaklaşık bir seneye yakın bir ortodontik tedavi görmek durumunda kalıyor hastalar. Evet, maalesef öyle. Peki diyelim ki böyle alt dişlerden ortada böyle bir tanesi işte çürüdü, çekmek zorunda kaldık, hiçbir şekilde kurtaramadık. Diyor ki bazı hekimler hemen oraya çekilir çekilmez implant yapalım diyorlar. Hani insan da o an bir tereddüt ediyor. Nasıl yani çekilir çekilmez? Bu nasıl bir yöntemdir? Belki direkt olarak ortodonti ile alakalı olmayabilir ama insanların kafasında bir şüphe kalabiliyor. Ama biz orayı işte hemen implantla doldurmadığımız zaman sizin dediğiniz gibi o boşluklar arası daralabiliyor. Veya belki köprü yapmak için bile kalmıyor değil mi? Tabii, aynen, zorlanabiliyoruz kapanıyor. Yani. Evet, kesinlikle. Ne dersiniz bu tedavi yöntemi için? Şimdi çekim yapacağımız dişi ve bölge önemli. Çünkü bazen bazı çekimler çok zorlu olabiliyor. Orada kemik küret edilmesi gerekiyor. İltihaplı özellikle kök uçları olduğu zaman. Öyle durumlarda en az 3 ay ile 6 ay arasında bile bazen beklediğimiz durumlar oluyor. Çünkü oraya kemik tuzu eklenebiliyor, greftler yapılabiliyor. Yani ekstra kemiği destekleyici ya da oradaki iltihabı iyileşmesini, kurumasını bekleyecek bir süreç geçebiliyor. Ama öyle çok sorunlu bir diş değil. Çekim çok travmatik olmadıysa eğer anında koyulması tabii ki çok aslında hasta için de çok kolay bir şey. Acısız bir yöntem kesinlikle oluyor değil mi? Çünkü aynı seansta dişi çektirdiğiniz seansta implantı da yaptı. Oluyorsunuz ki çok da güzel tutuyor aslına bakarsanız. Hani hiçbir sorun olmuyor. Yavaş çok sağlıklı. Yavaş yavaş kendi kapanmaya kesinlikle başlıyor. Aynen. Oradaki o pıhtı dokusuyla implantta koyduğunuz zaman iki iş aynı anda aslında gerçekleşmiş oluyor. O yüzden hani hiçbir sakıncası yok. Zaten hekim o şekilde hastayı bilgilendirir. Yani bu hemen yapılabilir ya da beklenmesi gerekir şeklinde. Hemen yapılabilir denen bir bölge ise problem yoksa çok da başarılı olacaktır implantları. Harika. Merhaba, yıllar önce diş teli takmıştım. Dişlerim yine eğrilmeye başladı. Yaşım 40 oldu. Tekrar nasıl düzeltebiliriz? Maliyetlerinden de bahsedebilir misiniz demiş bir sevgili izleyenimiz. Evet, mesela tam böyle erişkinliğe adım atacak şekilde ergenlikteyken bir buçuk yıl diyelim ki ortodonti tedavisi gördüler. Ama işte yaş 40'a gelince dişler hadi bakalım tekrar eğrilmeye başladı. Ne yapacağız o zaman hocam?
Şimdi bir sürü sebep var. Niye erildiğini aslında bilmek lazım. Hı. Yanlış bir tedavi olabilir, yanlış bir planlama olabilir. Ya da tedaviden sonra koruma dönemini tam geçirmemiş olabilir hastalar ki. Hı. Şöyle düşünün, normalde 2 yıla yakın bir tel tedavisinden sonra 2 yıla yakın da bir koruma dönemi olması gerekiyor. Şeffaf bir plaka takılıyor. Aynen, plaklarla galiba, bazen dişlerin arkasına yapıştırdığımız yine koruyucu tellerle biz bunu yapabiliyoruz. Hı. O koruma dönemini hani hastanın çok düzenli geçirmesi ve anladım, kontrollere gelmesi gerekir. Burada bir aksaklık belki yaşanmış olabilir. Ama tüm bu önlemlere rağmen her şeye çok dikkat etmiştir, doğru bir tedavi yapılmıştır ama tüm bu önlemlere rağmen de ağızda hareket maalesef bitmeyebiliyor. İşte bazen diş çekiliyor, oraya evet, doğru kayabiliyor. Doğru. Stres oluyor, hasta diş sıkıyor, diş gıcırdatıyor. Orada da inanılmaz büyük bir kuvvet oluşuyor. Yani bildiğiniz tellerin uyguladığı kadar ağızda bir kuvvet oluyor. Ve yine dişler hareketlenebiliyor. Belki bir 20'lik çıkıyor, bazen 40'ta bile 20'lik çıkaran hastalar görüyorum ben. Evet evet, doğru. Yani o 20'liğin itmesiyle gerçekleşebiliyor. Yani ağızda her zaman dişler aslında harekete müsait. O yüzden de evet, belli bir yaştan sonra biz genelde şöyle diyoruz, %5 ile 10 arasında bir geri dönüş olabilir. O yüzden de hani belli bir dönem sonra, üzerinden çok uzun yıllar geçtiyse eğer tedavinin, bu tarz hareketleri aslında normal kabul ediyoruz. Peki tekrar diş teli taktığında yani tavsiye eder misiniz o dişlerin yeniden eski halini almamasını? Eğer geri dönüş miktarı çok fazlaysa ve hastayı çok rahatsız ediyorsa, görsel ve hijyen anlamında zorlanıyorsa, anladım, o zaman tabii ki ikinci bir tedavi görebilir. Maliyetlerde yapılacak olan tedavinin şekline, süresine, kullanılan materyallere göre çok değişkenlik gösteriyor. Çünkü çok farklı aslında, yeni teknolojiler var, işte şeffaf plaklar var, telsiz tedaviler. Anladım. Tellerin kendi içerisinde metal olanları var, seramik olanları var, tedavisi bir yıl sürecek olan var, 3 yıl süren var. İşte biraz önce bahsettik, mini vidalarla desteklenmesi gereken, ağız içi, ağız dışı apareller, yani bunlar çok çeşitleniyor. Evet. Ona göre tabii ki rakamlar yukarıya aşağıya oynayabiliyor. Evet, gerçekten değişebiliyor. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Hocama şöyle bir sorum olacaktı. Ben 55 yaşındayım. Damak takıldığı zaman düşme oluyor diyorlar. Yapıştırıcı gibi bir şey olur mu? Allah'a emanet olun. Yapıştırıcı gibi bir şey oluyor tabii ki ama bu da aslında tam kesin çözüm olmuyor. Eğer kemikte en azından 2 tane implant koyabileceğimiz kadar ufak, yani bir iki noktada dahi bir bölge varsa, o 2 implant yerleştiriliyor. Ondan sonra tam protez dediğim şey, hastaların damak olarak nitelendirdikleri o tam protezler implantlardan destek alarak ağza tamamen yerleştirilebiliyor. O zaman düşme vesaire gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü çok sıkı sıkıya zaten implantlara oturuyor. O yüzden anladım, hani bunun da çözümü yine implant desteğiyle olacaktır. Harika. Bu arada sevgili izleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sorular sevgili yönetmenim kulağıma söyledi, inanılmaz derecede yığılmış. Elimizden geldiğince çok hızlı bir şekilde sevgili izleyenler okumaya çalışacağım sorularınızı. Şu anda ekranda göreceksiniz. 0538 011 26 63 WhatsApp hattımızdan yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Elif Hocam biraz hızlı gidelim mi? Çünkü olur, çok fazla soru tamam, varmış. İyi günler, oğlum 2 yaşında ön dişleri kırıldı ve kararma oldu. Neden oldu ve çözüm var mı? Teşekkür ediyorum. Düşmeye bağlı, travmaya bağlı dişler canlılıklarını yitirir. Aynı kangren gibi düşünün. Tamamen vücutla gelen o damarsal yapı kopuyor travma ile birlikte ve diş artık canlılığını yitiriyor. O yüzden de zamanla önce griye, sonra mora, maviye doğru bir renk değişimine uğruyor maalesef. Süt dişi olduğu için eğer bir iltihaplanma, şişme, apse yoksa eğer, o şekilde idare edebilir. Ama genellikle biz bu tarz dişlerde kanal tedavisi öneriyoruz. Anladım. Çünkü oradaki travmadan, o cansız kalan dişten dolayı alt gelecek olan dişin de yapısında bozulmalar meydana gelebiliyor. Daha renkli çıkabiliyor. Mine dokusu defekli olabiliyor. O yüzden yapılabilecekse eğer bir kanal tedavisiyle dişlerin ağza tutulmasını tavsiye ederim. Harika. Evet, merhabalar. Benim eşim gece diş gıcırdatıyor. 3 yaşındaki oğlumda da diş gıcırtısı var. Nasıl düzeltilebilir? Yardımcı olur musunuz? Ya bu soruyu o kadar çok duyuyorum ki. Yani eskiden ülkemizde bu kadar var mıydı? Yoksa bu kadar çoğalmaya mı başladı? Herkeste bir diş gıcırdatma sorunu oldu. Stres çok fazla çünkü herkeste maalesef. Ve bu da işte hepimizin en zayıf noktasını vuruyor. Birçok insan da bunu diş gıcırdatarak
atlatmaya çalışıyor. Evet. Birinci bizim yaptığımız ilk basamakta gece pilağı yapıyoruz. Tamam. Hastalara yumuşak gece pilağı ile başlıyoruz. Hı hı. Eğer onunla bir rahatlama sağlarsa zaten diş gıcırdattığı da sıktığı dönemlerde gece yatarken tek çeneye o plakları takıp onlarla uyuyor ve çok rahat ediyor hastalar. Peki 3 yaşındaki kızımıza da yapabilir miyiz? Ona da yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Mi? Aynen öyle. Bununla fayda görmeyen hastalarda ikinci aşamada sert plaklar. Daha sert. Hmm. Yani böyle birinci yumuşak dediğimiz emzik materyali gibi düşünün, silikondan. Tamam. İkincisi daha sert akrilik materyalden yapılabiliyor. Hmm. Bununla da bir rahatlatma eğer olmazsa eğer o zaman çiğneme kaslarını biraz rahatlatmamız lazım. O zaman da devreye çiğneme kası botoksu giriyor. Hmm. Maseter botoks. Aynen. Hmm. Çoğunlukla işte isim olarak da bu şekilde kasın ismiyle isimlendiriliyor. Hmm. Bu botokslarla genellikle 4 ila 6 ay arasında geçerliliği oluyor ama 4. 6. aydan sonra kas tekrar eski gücüne geri kavuşuyor. Genellikle 3 set arka arkaya yani 3 seans 6 aylık aralarla maseter botoks yaptırıldığında kasın eski sıkma gücünü kaybetmesi bekleniyor. Peki bize hiçbir zararı yok mudur bu maseter botoksunun? Çünkü sonuçta orada aktif olan bir şeyi kası biz durduruyoruz. Oradaki görevini artık tamamen durdurmuyoruz aslında da sadece çok sıkma azaltıyoruz gibi biraz düşünün. Sanki. Yani pazu yapmış bir kası biraz daha rahatlatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Yoksa çiğnemede, ısırmada herhangi bir problem yaşamıyor aslında. Yaşamıyoruz. Hı-hı. Anladım. Peki. Yine gıcırdatma ile alakalı 7 yaşında bir kız çocuğumuzun sorusu var. Onu az önce hocamız cevaplamıştı. Sanırım aynısı değil mi cevabınız? Çocuklarda bir de şundan dolayı oluyor Demet Hanım. Yine stres çocuklarda da aslında bakarsanız var ama bir de diş değişim dönemlerinde yani dişleri tamamlanan işte 3 yaş mesela. 3 evet. yaş süt dişlenmenin tamamlandığı bir dönem. Diş tamamlanma dönemlerinde bunu yaşayabilir çocuklar. Bir de 6-7 yaş evet, grubunda. Biri de 7 yaşında. Evet o da süt dişine dökmeye başlayıp yeni yeni daimilerin gelmeye başladığı bir dönem. Ağız aslında o değişime karşı bir tepki veriyor. Bunlar böyle genellikle gıcırdatmalar çocuklarda 3 ay 4 ay sürer. Ondan sonrasında kesilir. Hani çok aslında can sıkıcı şeyler değil. Ama çok rahatsız edici oluyorsa eğer. Hani anneler çok tedirgin olabiliyorlar bu konuda. O zaman yine bir gece plağı da çocuklar için de çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Yumuşak bir gece plağı ile devam edebilirler. Hı-hı. Sonrasında bu gece plağı çıkardıktan sonra tekrar eski hayatlarına geri dönebilirler mi? Yani unutabilir mi bu refleksi yapmayı yoksa hep böyle gece plağı kullanmak zorunda mı kalacak bu çocuklarımız? Şimdi beyine bir şey unutturmak için en az bir 3 ay yapmak gerekiyor. Hı-hı. Yani bir 3 ay mesela taktı diyelim. Evet. Gerçekten ondan sonra sıkmayı unutuyor birazcık. Tamam. Ama tekrar işte bir 6 ay rahatladı, bir sene rahatladı. Yine bir şey oldu. Hı-hı. Bir stres yaşadı, bir üzüntü, bir kaygı yaşadı. Tekrar o şeyi hatırlayabiliyor. Tekrar diş sıkma başlayabiliyor. Hı-hı. Biz bunu birazcık ağrı kesici gibi değerlendiriyoruz aslında. Tamam. Yani sıkıntı olduğu zaman içip hani tedavi edici olarak değil de sıkıntımız geldiğinde o problemi o gün için çözebilici plaklar olarak değerlendiriyoruz. Anladım. Yani kullanıcıya hiçbir zararı yok diyorsunuz. Hiçbir zararı yok. Aynı kesinlikle. Zamanda. Tamam aynen o güzel öyle. İşte. O iyi bir şey. Hayırlı günler. Benim dişlerimin arası açılıyor. Dişlerim zayıf. Ne yapabilirim demiş bir sevgili izleyenlerimiz. Diş eti problemi olabilir. Ondan dolayı diş araları açılabilir. Çünkü diş eti çekilmelerinde kemik kayıplarına dişler birazcık aralanabiliyor. Belki de arkada kaybettiği bir diş vardır. Yine oraya doğru dişler açılma gösteriyor olabilir. Hani birçok sebepleri var. Bakmak lazım neden kaynaklanıyor. Önce sebebi bulup buna sebep olan şeyi çözmek gerekiyor. Sonrasında eğer hastayı çok rahatsız eden bir açıklık varsa, tüm dişin arası böyle açıldıysa o zaman da bir ortodont tedavi kısa süreli de olsa gerekebilir. Kesinlikle uzman bir diş hekimine gideceğiz sevgili izleyenimiz. Diş yapım çok güzel fakat asla beyazlatamıyorum. Bu da yapısal mıdır? Neler yapabilirim? Evet. Şimdi herkese tabii ortodontik sorular göndermesi mümkün değil. Herkes kendi sorunlarını bir şekilde şey yapıyor. Elif Hanımcığım isterseniz bir tavsiyede bulunalım. Zaten şöyle diyorum ben de ortodont uzmanıyım ama önce diş hekimiyim sonuç olarak. O yüzden hiç sorun değil. Sağ olun. Teşekkür ederim. Diş rengi de aynı ten rengi gibi. Yani nasıl işte biz daha beyaz tenliyiz, birimiz daha esmeriz. Ten rengiyle çoğunlukla da uyumlu oluyor. Bazen çok sarı dişlerle evet çok güzel, çok sağlıklı ama renk olarak çok rahatsız edici dişlerle karşılaşabiliyoruz. Maalesef. Çok haklılar gerçekten de. Bu tür durumlarda diş beyazlatmaya tabii ki başvurabilirler. Yani diş beyazlatma yaptırabilirler. Bu dişin kendi renk tonunu yaklaşık böyle 2-3 tona, 3-4 tona kadar açma anlamına geliyor. Hı-hı. Tabii bunlar hayat boyu kalıcı şeyler değil maalesef. Evet, tekrar belki bir dönem sonra tekrar eski haline alabilir.
olabilir. Aynen öyle. Yaklaşık yani çok iyi bakıldığında 1,5-2 yıla kadar kalıcı olabiliyor. Ama sonrasında diş tekrardan orijinal rengine yavaş yavaş geri dönebiliyor. Peki diş beyazlatmanın bir zararı var mıdır dişlerimize? Çok sık yaptırmayı tavsiye etmiyoruz. Ama en azından böyle arada bir. Evet 2-3 senede bir yapılabilir çok rahatsız olduğunda. Ben daha çok şöyle diyorum. Özel günlerinizden önce işte düğününüz vardır ondan önce, mezuniyet vardır ondan önce gibi. Onun gibi. Evet o tarz şeylerde yapılmasın ama çok rahatsız oluyorsa tabii ki hasta o zaman biraz daha sık yaptırabiliyorlar. Ama çok aşırı sık da tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Merhaba, kızım süt dişlerini dökmemiş 16 yaşında. Dişlerimden yeniden dişler çıkıyor. Yani bir dişten 2-3 tane diş çıkabiliyor. Onları kırdırdık. Yeniden bir daha çıkıyor. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Benim ilk defa duyduğum bir şey mesela. 16 yaş tabii süt dişlerinin dökülmesi için çok geç bir yaş. Normalde biraz önce söyledik 12 yaşta tüm daim dişleri tamamlamış olmamız gerekiyordu. Şimdi diş değişim süreleriyle alakalı genetik birçok faktör var. Bununla ilgili bazı hastalıkların seyrinde yine bunu görebiliyoruz. Neden olduğunu önce bulmak lazım. Çünkü normal bir şey değil. Bizim için diş değişim yaşı artı eksi 2 yıl normal kabul edilir. Yani şöyle düşünün 12 yaşında bitirdiyse 14'ü maksimum normal kabul edebiliriz. Eğer bu 14'ün üzerine çıktıysa mutlaka bir hastalık taraması yapmak gerekiyor. Neden kaynaklandığını görmek gerekiyor. Birçok sendrom var. Buna eşlik eden birçok rahatsızlık var. Genetik faktörler var. Bunları araştırmak gerekir. Ona göre de bir tedavi planlaması yapılabilir. Anladım. Bir izleyenimiz de demiş ki soğuk bir şeyler içtiğim zaman dişlerim her seferinde çok fazla sızlama yapıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Diş hassasiyeti olan çok insan var gerçekten. Bununla ilgili mine yüzeyinin geçirgenliğiyle alakalı aslına bakarsanız. Mine yüzeyinin altındaki dentin dokusu var. Mine de normalde canlı değil. Mine hiçbir şeyi hissedemez. Ama bir alttaki doku yani mine daha ince olduğunda dentin dokusu bütün sıcağı, soğuğu, her şeyi algılayabilen sinir uçlarının bulunduğu bir doku. Bunun için öncelikle böyle daha yatıştırıcı, rahatlatıcı diş macunları öneriyoruz. Hassasiyet gideren. Eğer bununla hasta rahatlamazsa bizim klinikte uygulayacağımız daha profesyonel ajanlar var. Bunlarla hassaslık giderici ajanlar sürüp diş yüzeylerine bunu uygulayabiliyoruz. Bunlarla zaten hastalar çoğunlukla rahatlamış oluyorlar. Bazen de hassasiyetler diş eti çekilmesi kaynaklı da olabiliyor. Yani kök yüzeylerinin bir miktar açığa çıkmasıyla alakalı oluyor. Çünkü kök yüzeyi de mine dokusu gibi değildir. Sinir uçları vardır. O yüzden her türlü sıcağı, soğuğu, kuvveti algılar. Öyle bir durum olduğunda da bazen kök yüzeylerini dolguyla kapatabiliyoruz. Ya da diş eti çekilmeleri, tedavilerini, diş eti ameliyatları yapıp o açık yüzeyleri kapatabiliyoruz. Neden kaynaklandığını bulmak lazım. Ona göre de bir tedavi planlaması yapılabilir kesinlikle. Güzel. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim. Merhabalar efendim, merhaba. 8 yaşındaki oğlumun dişlerinde beyazlamalar ve çürükler oluşuyor. Ağız temizliğine dikkat etmesine rağmen bu durum düzelmiyor. Bu durumun nedeni ne olabilir? Evet, bazı çocukların dişlerinde de görüyorum böyle arada böyle nokta nokta beyazlamalar var. Onun sebebi nedir? Çürükler zaten çoğunlukla ön dişlerde yani yüzeyel kısımlarda, ara yüzler dışında opak lezyonlar şeklinde başlar. Böyle tebeşir gibi diş artık oradaki parlaklığını, saydamlığını kaybeder, daha mat bir doku oluşur. Çoğunlukla oradan başlar. Biz zaten bu opak lezyonları gördüğümüz zaman diyoruz ki bakın bu bir çürük başlangıcı. Yani eğer burayı temizlemeye devam etmezse burası normal bildiğimiz bir çürüğe doğru devam edecek. Yani diş önce kararacak, işte siyah rengi dönecek. Oradan sonra da artık kırılmalar başlayacak. O yüzden de bu geri döndürülemeyen bir şey çoğunlukla maalesef. Ama durdurulabilen bir şey. Yani opak lezyonu dişte gördüğümüz zaman orayı fırçaladığımızda orası o şekilde kalmış olur. Çok iyi fırçalamasına rağmen hala çürüyor olması da çürük yatkınlığının çok olduğunu gösteriyor. Yani aslında burada da yine bir genetik geçiş söz konusu. Yani nasıl bedenimiz, bünyemiz bazı noktalarda daha işte güçlüyüz, kimimiz bazı hastalıklara karşı daha zayıfız. Anladım. Dişlerde de bu öyle. Bazen bakıyorsunuz çok daha net fırçalamayı az yapan bir hastada hiç çürük görmeyebiliyorsunuz. Bazen de her türlü önlemini almış, işte diş ipini yapıyor, fırçalamayı yapıyor. Ona rağmen kontrollerde, 6 aylık kontrollerde çürük rast geldi. Hastalar olabiliyor. Harika. Zaten insan kendini orada bilir. Yani çürük yatkın olduğunu, dişlerinin bu konuda zayıf olduğunu. O zaman maksimum en fazla hassasiyetle dişlerini temizlemesi gerekiyor. Evet. Harika. Çok güzel sorular gönderiyorsunuz ama son 2 dakikamız. Son bir soru. Güzel bir soru. Diyarbakır'dan selamlar demiş. Vahit Bey göndermiş. 53 yaşında diyor ki protez takamıyorum çünkü çok midem bulanıyor. Alışamadım daha bir türlü. Ama protezlerin de implantla takılabildiğini söylüyorlar. Böyle bir tedavi yöntemine gitmeli miyim demiş. Yaş 53. Ne dersiniz? Eğer hareketli protezleri kullanamıyorsa tabii hareketli, ki. Hareketli. Evet. Biraz önce
önce söylediğimiz şey eğer kemik doku müsaitse mutlaka implanta geçmesi. Çünkü implant yapıldığı zaman sabit protezler yapılıyor. Yani takmalı çıkarmalı protezler tamamen artık tarihe karışmış oluyor. O yüzden de kendi dişimiz gibi, kendi kökümüz gibi o dişleri kullanabiliyoruz. Yine komple yapılıyor değil tabii, mi? Tabii komple. Alt üst protez. Onlara sadece birkaç tane şey mi hocam takılıyor? Köprü gibi düşünün. Köprü gibi implantlar arasında köprüler yapılıyor. Normalde 6 ya da 8 implant yapılır tek bir çenede. O 8 implant arasında da köprü şeklinde protezler yapılıyor ve hasta onu kendi dişi gibi kullanabiliyor. Harika. Buradan Diyarbakır'a da selamlarımızı gönderelim. Hocam son mesajımız ne olacak? Sevgili izleyenlerimize diş yapısı bozukluklarıyla ilgili neler tavsiye edersiniz? Son cümlelerinizi alalım. Dişlerimize güzel bakmamız gerekiyor, rutin kontrolleri aksatmamamız gerekiyor ve ortodontik bir problemimiz varsa mutlaka uzmanına, yani bir ortodonti uzmanına başvurmaları öneririm. Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir programdı. Sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de büyük ilgi alaka gösterdiniz ancak bu bölümdeki süremiz sona ermiş oldu. Elif hocama da tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi peki çocuklarda oluşabilecek dişçi korkusunu, diş hekimi korkusunu nasıl önleyebiliriz? Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız bir araştırma yapmışlar. Gelin birlikte izleyelim. Günümüzde çocuklarda diş çürüğü görülme oranı ne yazık ki her geçen gün artış göstermektedir. Maalesef çocuklar hayatının en az bir döneminde diş hekimine gitmek durumunda kalıyor. Diş hekimi korkusu nedeniyle tedaviyi ertelemekse dişleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Ağrı ve iltihap artıyor, tedavi süresi uzuyor. Peki çocuklarda diş hekimi korkusunu oluşturmamak için neler yapılabilir? İşte sizlere birkaç tavsiye. Çocukların diş hekiminden korkmalarında en büyük etken, anne baba ve yakın çevredeki insanların diş hekimi hakkında konuşmaları, korkuları ve kötü hatıralarıdır. Ağrısının giderildiğini, tedaviden sonra mutlu olduğunu söyleyen anne baba, çocuğa çok daha olumlu bir mesaj vermiş olur. Aynı zamanda tedavi aşamasında diş hekimiyle kurulan iyi diyalog, çocuğun diş hekimine alışmasına yardımcı olur. Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, çocuğun ileriki yaşlarda rahat etmesini sağlayacaktır. Ve ikinci bölümdeyiz değerli izleyenlerimiz. Sağlıklı bir ağız ve diş yapısıyla başladık. Sağlıklı beslenmeyle, ideal kiloda beslenmeyle devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Uzman diyetisyen Büşra Yılmaz hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İdeal kilo deyince tabii ki herkesin herhalde yapısına göre de farklılık gösteriyordur mutlaka. Öyle tabii diye ki düşünüyorum. Kiminin mesela işte bayan da olsa 1.80 boyundaysa onun ideal kilosuyla herhalde hani ben 1.65 boyundayım benim ideal kilom aynı olmasa gerek değil mi? Evet. Bu ideal kilodan kasıt nedir? Dilerseniz öncelikle onunla bir başlayalım. Tamam. İdeal kilo insanların genellikle boy kilo indeksine göre ayarlanır. Boy kare bölü güncel kilosu. 18-25 arası sağlıklı değerlendirilirken 25'in üzeri artık şişman, 40'ın üzeri işte morbid obeziteye kadar giden bir değerlendirme tablosu karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı. Bunun dışında mesela işte biraz önce dediniz 1.80 boyundaki bir bireyle 1.65 boyundaki bir bireyi aynı değerlendiremiyoruz. Çünkü ki boyun karesini kiloya böldüğümüz için öyle değerlendiriliyor. Evet. Yani VKI diye de geçiyor. BKI diye de beden kütle indeksi, vücut kütle indeksi olarak iki farklı, yani ikisi aynı şey, iki farklı isimlendirmeyle karşımıza çıkıyor. Hani yine izleyicilerimiz eğer kendi şeylerini merak ederlerse boylarının karesini metre cinsinden, boylarının karesini kilolarına böldüğünde kaç çıktığına bakmalı.
Hadi bakalım. Şimdi bugün bir yayın süresince bunu bir deneyelim. İdeal kiloda mısınız yoksa değil misiniz? Peki ideal kilodaysanız nasıl beslenmeniz gerekiyor? WhatsApp hattımızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden, hazır Büşra Hocam da buradayken, bir yazalım, sorularımızı gönderelim. Bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet, peki. Şimdi vücut kitle indeksi ve ideal kiloyu bulmayı konuştuk sevgili hocam ve biz öğrendik ki bizim boyumuza ve kilomuza göre işte 5-6 kilo bir fazlamız var. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Yani ideal kilodan çok şey değiliz, uzak değiliz. Mesela böyle yakın 5 ya da en fazla hadi 10 kilo diyelim. O yüzden o sevgili izleyenlerimize neler tavsiye edersiniz? Bir kere yağ dokusu, yani adipoz doku dediğimiz yağ dokusu böyle mıknatıs gibidir. Bir yerde bir fazlalığı olduktan sonra orada hep fazlalık olmasını sağlamak için uğraşır. Tabii ki bir direnç kilosu dediğimiz bir kilo vardır. Mesela ben yıllardır kiloluyum ama işte 10 kilo fazlam var, ama yıllardır 10 kilo fazlam var diyen. Ne üstüne çıkabiliyorum ne altına inebiliyorum derler. Yani üstüne çıkmıyorum, ne yersem diyeyim üstüne çıkmıyorum ama altına da inmiyorum. Yani bazen dikkat ettiğimde bir iki, ama yine işte 75'te sabitim gibi cümleler duyabiliyoruz danışanlarımızdan. Bu bizim direnç kilomuz. Tamam. Direnç kilosu kırıldıktan sonra çok hızlı kilo alabiliriz. Direnç kilosu kırıldıktan sonra çok hızlı da kilo verebiliriz. Oo. Direnç kilosu önemlidir bu noktada. Şimdi kişinin 10 kilo fazlası var ama kaç yıldır 10 kilo fazlası var? Anladım. Yani bu kişinin direnç kilosunu ilk başta bir bulmak lazım. Kişinin direnç kilosunu bulduktan sonra ideal kilosuna dirençleştirmek lazım o kişiyi. Yani direnç kilosuna ideal kilo olarak ulaştırmak lazım. Mesela ben ideal kilomdayım. 55-56 benim için direnç bir kiloydu. Kilo yani. Ya 55-56 işte hiç 58'i görmemişimdir, 60'ı hiç görmemişimdir gibi gibi örneklendirmelerle devam edebiliriz. Ben şimdi normal beslenmeme devam ettiğimde tabii ki sağlıklı yiyecekler tercih ederek, bu arada hani ille de şey değil, ne yersem yiyeyim kilo almıyorum mevzusu her şeyi yiyebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü ambalajlı gıdalar, içerisinde kimyasal biriktirilen gıdalar metabolizmayı, özellikle bağırsak florasını bozduğu için o direnç kilomuzu üst tarafa doğru taşıyabilir. Maalesef, yani ben sürekli mesela her gün cips işte ya da ne bileyim çok sağlıksız ambalajlı gıdalar tükettiğimde o 55-56'yı 60 olarak çok rahat görebilirim. O direnç kilosunu üste taşıyabilirim. Çok sağlıklı beslendiğimizde direnç kilosunu aşağıya düşüremeyebiliyoruz. Vücut böyle bir nankörlüğü var maalesef. Eyvah eyvah. ama bir uzmandan yardım alarak o direnç kilosunu düşürdükten sonra da hızlı bir şekilde ideal kilosuna kişi ulaşabilir tabii ki. Peki diyelim ki şimdi ben ideal kilomdayım ve ben bu ideal kilomu da korumak istiyorum ama. Ve tabii ki zaman içerisinde yaş alıyorum, yaşım ilerlemeye başlıyor. Belki biraz daha iş noktasında daha oturarak çalışıyoruz diyelim. Bu şeyi koruyabilmek için ne yapmam gerekiyor? İdeal kilomu koruyabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi ideal kiloyu koruyabilmek için aslında ben burada bir sağlıklı tabak modeli hazırlamak istemiştim. Şimdi sağlıklı tabak modelini birlikte hazırlayalım. Tamam, hazırlayalım. Bir kere bir yonca sistemi şeklinde mutlaka tabağı bir dörde bir ikiye bölmek lazım. İkiye böldüğümüzde tabağın yarısının yeşilliklerden, yani salata, sebze, bunlardan hadi ne yapsam? İstersen şöyle yapalım hocam. Şeyde olur mu? Rokada olur. Diyelim ki tabağımıza biraz roka koyduk. Tamam. Burası bizim salatamız. Yarısı salataya kadar geliyor. Ben diğer yarısını şuraya böldüğümde buraya da işte yiyebileceğimiz kadar bir şey, protein, özellikle tavuk, et, balık vesaire gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu sağlıklı tabak modeli ve diğer yarısına da mutlaka karbonhidrat. İsterseniz ekmek, isterseniz de bu da karbonhidrat yerine geçiyor. Proteinli bir karbonhidrat olmuş oluyor. Bir şey, nohut vesaire koyabiliriz. Evet, nohutu ya da tercih işte, edelim dediğiniz gibi ekmek yerine. Şimdi ne olmuş oldu? Bu bizim sağlık tabii yanında da mutlaka bir protein dengesini sağlamak için bir protein
koymuş olduk. Tamam. Yani protein diyorum, süt ve süt ürünleri. Süt ürünleri. Yoğurt olabilir, cacık olabilir, kefir olabilir, ayran olabilir. Biz kefiri tercih ettik. Tamam. Şimdi bu bizim sağlıklı modelimiz. Evet. Ben ideal kilodayım. Nasıl beslenmem gerekiyor? Hı-hı. İşte ideal kiloda olan bir birey tabağını böyle ayarlamalı. Güzel. Yani ben sürekli kilo vermek için sebze yiyorum. Yanlış bir şey süreç. Hı-hı. İşte ya da mesela bazı spesifik özel diyetler var. Ben kilomu korumak için ketojenik besleniyorum. Evet. İşte ya da ben kilomu korumak için protein ağırlıklı Agnes diyet diye bir diyet var. Protein ağırlıklı bir diyet. Hı-hı. Protein. Ya bir müddet sonra lifsiz kalacağız. İşte yeşillik olmayacak. Kan damarlarımızda damar içlerinde ciddi şeyler, rahatsızlıklarla yol açacak. Olabilir, değil mi? Ya da Akdeniz tipi beslenme sistemi, mesela ben hiç et, tavuk, balık yemiyorum. İşte hiç karbonhidrat da yemiyorum. Diyorum sadece ki ben sebze. Sadece sebze yiyeceğim. İşte sebzeyle zayıflarım ya da sebzeyle ideal kilomu koruyabilirim. O zaman da hareketlerimizde kas kaybıyla karşılaşacağız. Evet. Ondan dolayı da proteine ihtiyacımız var. Yani Allah o kadar güzel aslında bize nimetleri göndermiş, evet, ki. Diyor ki, kulum sen dengede olduğun müddetçe senin vücudunu zaten ben koruma altına alırım diyor. Yani hani zaten bizim fıtratımızı böyle yaratmış. Evet. Biz de diyoruz ki yok, sadece nohutu tercih, nohut diyeti mesela. Hayır ya. Sakın. Burayı çok iyi dinleyin. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü gerek hocamın söylediği gibi Akdeniz diyeti olsun, ketojenik diyeti olsun veya işte GEPS diyetleri var. Bunları siz kendi başınıza, herhangi bir arkadaşınıza verilen bir diyeti alarak, çünkü onun sağlık sorununun ne olduğunu bilmiyoruz. Vücudunun neye ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz. Uzman bir diyetisyen eşliğinde yaparsanız eyvallah, ama onun dışında kendi başınıza adı ne olursa olsun hiçbir diyeti denemeyin sevgili izleyenlerimiz, lütfen, burası önemli çünkü. Gerçekten öyle, hiçbir şeyi denememek lazım. Çünkü biz sistemini bilmediğimiz, yani insan böyle bilmediği bir şeyi deneyerken yanlışlara yol açması çok büyük bir risk yani. Evet. Hani işte ben ketojeniği kafama göre, ama bir diyetisyen ketojeniği alır, ince ince eler, dokur, oradan onu alır, buradan bunu, evet, alır, kişiye özel. Demet Hanım'a özel bir ketojenik, evet, diyet oluşturur. Hı-hı. Ama ben Demet Hanım'a özel bir ketojenik diyet oluşturduktan sonra Demet Hanım'ın kızı ben de uygulayacağım anne dedi. Hı-hı. O da uygulamaya başladı. Onda daha farklı sonuçlara ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Evet, o, evet, yüzden diyeti çok küçümsememek. Yani ay yedik geçtik ya, yapacak bir şey yok denildiğinde daha büyük sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bununla birlikte bir insan eğer günlük kilosunu korumak istiyorsa, yani ideal kiloya kavuştu. Diyelim ki 10 kilo fazlalığı vardı. Hı-hı. İşte uzmandan da yardım aldı. İdeal kilosuna da kavuştu. Dedi ki hocam, sen sağ, ben selamet. İşte inşallah güzel günlerde görüşelim. İnşallah. Ben dedi artık idealime kavuştum, diyet de yapmak istemiyorum, gittim. Ben şimdi o danışanıma diyorum ki, eski sistemine dön. Evet. Eskiden nasıl yemek yiyorsan aynı, işte tabak usulü şey yapma. Kaşık kaşık ıncık cıncık yapma. Hı. Normal neyse sistemin, o sistemine dön. Ben bir diyet kilonu alıp almadığına bir bakayım. Hı. Vücudunun bu direnç kilosu olup olmadığına bir bakayım diyorum. Tamam. 2 hafta deniyorum. Tamam. Ama tabii ki bu 2 haftalık süre zarfında diyet yok. Tamam. Diyorum ki tatlı da yiyebilirsin. Ondan sonra işte sakın porsiyon kontrolü yapma. Normal doyana kadar ye. İşte güne gitmek istiyorsan güne de git. Hı-hı. İşte kısırlar, mantılar yemek istiyorsan onları da ye. Oh, ne güzel. Tek bir şartım var diyorum. Ambalajlı kesinlikle, ama hiçbir kesinlikle şey, hiçbir şeyin yanından dahi geçme. Hı-hı. Yani bir pizza yiyeceksen ev yapımı sucuğunla, peynirinle pizzanı evinde yap, dışarıdan değil. İşte fast food tarzı sakın beslenme. Hı-hı. Çünkü dışarıdaki fast food tarzları da içerisinde çok fazla gıda katkı, evet, maddesi, evet, barındıran, evet, yiyecekler. Diyorum ki ama güne git, tatlını ye, baklavanı ye, her şeyi ye, bir gel bir bakalım. Ve ben 10 yıllık meslek hayatımda çok da böyle davranıp işin ipin ucunu kaçırmayıp, yani kimyasala bulaşmadan
temiz beslenmeyle devam edip kilo alan hiç kimseyle karşılaşmadım. Hmm. Yani bütün suçlu aslında bizim o fast food dediğimiz yiyecekler ve ambalajlı gıdalar. Aynen. O zaman. Aynen. Dışarıdan aldığımız o yaş pastalar, kurabiyeler, kesinlikle, pizzalar, hamburgerler. Halbuki evde yaptığımız zaman sağlıklı bir şekilde bize bu ekstra yağ olarak geri dönmüyor. Hayır. Yani kesinlikle kilo olarak dönmüyor diyorsun. Kesinlikle. Yani ben bir diyetisyen olarak danışanlarımız diyor ki hocam, evet, işte ödül günleri oluyor. Mesela 2 kilo birden veriyor. Diyor ki bu hafta ödül günü yapabilir miyim? Yap diyorum. Hocam işte ben bir gideyim işte kendime supangile alayım. Diyorum ki yok, ne olur evde yap. Supangile alma, evde yap. Evet. Puding, anne, evet, baba usulü, evet, sütlaç yap, muhallebi, evet, yap aslında. Sonra oturup bir diyetisyen olarak temiz supangilenin tarifini veriyorum. Ama şeyli falan değil yani. Böyle bildiğimiz şekerli, o nişastalı falan veriyorum. Ama kişiler ondan keyif alıyor. Evet. Yani ben şimdi yulaf unlu, işte şeyli, pekmezli, ballı, evet ben seviyor olabilirim, benim damak zevkim ama herkese uymadığı için de bir diyetisyen olarak diyorum ki yeter ki dışarıdan alma. Alma, yani evde yap. Bildiğimiz şeker, un vesaire, evet bunlar zararlı mı? Kesinlikle zararlı. Yani tasvip ediyor muyum? Hayır, tabii ki böyle bir beslenme stilini tasvip etmiyorum. Ama insanın da nefsi dediğimiz bir olay, alışkanlık dediğimiz bir olay var. Aynen öyle, onu da bu bir kadar kere de çok, kesip atamayız, evet, ama yavaş yavaş. Bu kadar sıkı bir şekilde, hayır onu da yemeyeceksin, hayır onu da yemeyeceksin, o zaman insanlar iğrelti oluyor. Hı hı. Bu sefer ideal kilosuna kavuşasık da gelmiyor. Yani, diyetisyene gidesi de gelmiyor bundan evet, sonra. Yani bu kadar çok sıkılmak insanlara iyi gelmediği, evet, için de bu süreçteyken tabii ki şey yapabiliyorum, önünü açabiliyorum. Ama ideal kiloda olan kişiler bunu çok sık yapmamakla birlikte haftada bir iki defa bence tatlılarını evde yapıp böylelikle ideal kilolarını hem de koruyabilirler. Evet. Şimdi bakalım sevgili izleyenlerimiz ne demişler? Eyvah eyvah, sorular geliyor. 1.60 boyundayım, 78 kilodayım. İdeal kilom nedir demiş mesela. Yani şu an hesap makinesi yok. Yanımda ama tahmini. Bir daha söyleyeyim. 1.60 boyundayım. 1.60 boy, 78 kilo. Yani 1.60 boya 50 kilo, 51-52 kilo ideal anca oluyor genelde eğer bayansa. Evet, evet. Erkekse bunu birazcık daha böyle kaslarını ve kemikleri daha iri olduğu için 58'lere kadar çıkartabiliriz. Ama 1.60 boyundaki bir bireyin ortalama bir 50, maksimum 58-55 kilolarda olması sabitlenmesi gerekiyor. Hmm. Biz BKI'de muhtemel ihtimalle 30 ve üzeri dediğimiz kategoride olabilir. Evet. Şimdi bir diğeri de demiş ki merhaba, iyi yayınlar, iyi yayınlar canım benim. 1.56 boyundayım, 66 kiloyum. Çok mu kilom acaba? Nasıl verebilirim? Aç kalmadan ve bitkin düşmeden bu süreç nasıl yönetilir? Yani boyundan 10 kilo fazlası var hocam. Şimdi ben de bunu şöyle değerlendiriyorum. Evet. Çok mu kiloluyum diyorsa kendi kilolu hissetmiyordur zaten, evet, çok fazla. Evet. Bundan bir onay istiyordur. Yani işte aynaya geçip yanındaki kişilerden onay istemek gibi bir şeydir. Kişiyi bir görmek lazım. Tamam. Yağ kas oranını bir dengelemek lazım. Şimdi toplam kiloya bakıyoruz. Diyoruz ki ben işte 1.60 boyundayım, 60 kiloyum. Sizce nasıl? Evet, ben BKI'ye, teoriye bakarak bunun şöyle böyle diye değerlendirebilirim ama belki çok kaslı bir insan, belki kemik yapısı iri, çok iri, hani boyu kısa olabilir ama daha böyle iri yapılı bir insan, minyon olmayan bir insandır. O zaman derim ki ya sen ideal kilodasın, sen kilona takma. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Benle kız kardeşim ortalama aynı boydayız. Örnek veriyorum bu arada. Kız kardeşim, abla beni niye örnek veriyorsun? Misal iki kız kardeş aynı boydalar ya da iki birey. Metabolizmaları aynı çalışıyor. İkisi de işte 1.60 boyunda. Hı-hı. Birisinin kilosu 55, birisinin kilosu 59, hı-hı, diyelim. Ama 55 olanı görenler işte neden diyet yapmıyorsun, çok böyle şey görünüyorsun, kilolu görünüyorsun da diyebilir. Evet. Bu bizim başımıza gelmişti kız kardeşimle. Hı-hı. 59 kilo da olan da çok fit görünüyorsun, çok işte iyi, harika görünüyorsun, bak çok iyisin, çok, hı-hı, vücut kompozisyonun çok harika görünüyor da diyebilir. Anladım. Şimdi biz danışanlarım da öyle geldiklerinde, hocam ben bir 70'i göreyim de. Evet. Ya tamam 70'i görelim de. Ama vermen gereken kilo işte 3-5 kilo. Ya ben sana kastan mı verdireyim 70'i görmen yani için yani? Hani ne yapayım sana bilmiyorum ki. Ama kastan verince vücut kompozisyonu dışarıdan göründüğünde
o kadar sağlıklı hoş olmayabiliyor olmayacak. Ama işte psikolojik bir algı tüm dünya içerisinde geçerli olan işte o sıfır bedenler, 34'ler, 36'lar insanı o kadar çok yordu ki. Evet yani psikolojik ya. Olarak biz de böyle o askıdaki gibi olmak istiyoruz. Bazen manken gibi olmak istiyoruz ama işte bizim vücut kitle endeksimiz ona uygun olmayabilir gerçekten de. Ve öyle de olmak zorunda değiliz. Dünyanın bize gerçekten. Bu dayattığı kiloda olmak zorundayız. Biz kendimizi nasıl sağlıklı ve güzel hissediyorsak o şekilde olmamız gerekiyor. Kesinlikle ben sıfır bedene 34-36'lara çok karşıyım. Öyle düşünüyorum. Herkesin kendi güzelliği, sizin de söylediğiniz gibi kendi sağlığı her zaman ön planda olmalıdır. Peki şimdi burada bir tavuk eti de gördüm. Sorular gerçekten inanılmaz derecede geliyor ama sorulara geçmeden önce dilerseniz bir tane daha tabak yapalım mı sizinle hemen tavuk etiyle? Hemen bir tane daha tabak yapalım. Yine ideal kilo için mi yapacağız bunu korumak için? Ben ideal kilo için bir akşam yemeğinde diyelim ki menümde bir tavuk var. Tamam. Tavuğu aldım. Tavuğu tabağıma aldım. İşte annem yapmış. Oh diyorum anneciğim ellerine sağlık. Ben aldım bu kadar. Gayet güzel bir şekilde tavuğumu aldım tabağıma. Şimdi ben bunun yanına doymak için ne yapabilirim? Doymak için kendime yoğurt ekleyebilirim. Yani işte bir kase yoğurt. Yoğurt çok fazla dolu olduğu için birazcık şey. Kasede durabilir hocam isterseniz. Yani, aynen. Yoğurt kasede duracak. Tamam. Ben bunun yanına bol salata istiyorum yine. Tamam. Yani yine. Tamam bu sefer nane de şey yapalım isterseniz şöyle. Nane de diyelim koyalım. Diyelim ki nane de koyalım. Heh. Ama tabağın yarısı dediğim gibi mutlaka biraz bakın. Smoka koyalım. Tabağın yarısı yeşilliklerden veya salatadan. Sonra dedim ki ya ben bugün akşama kadar hiçbir şey yemedim ve çok açım acıktım. Dedim. Sonra dolaptan Meksika fasulyesi alalım. Meksika fasulyesi varmış. Salatamın içerisine 4 kaşık kadar, bakın salatanın içerisine tamam. diyorum. Böyle 2-3 kaşık böyle salatamı tahılla zenginleştirdim. Güzel. Dedim ki ben bununla doymam. Yoğurt da var daha ama. Daha da doymam. Doymam çünkü peki. Çok açım ya ben 5 saattir, 6 saattir yemek yemiyorum. Çok çalıştım hiçbir şey yemiyorum. Bir dilim de ekmek. Ama... Gördüğünüz gibi beyaz ekmek değil. Tam buğday, tam tahıl. Tam buğday, tam tahıllı ekmek. Muazzam bir süper. Doyuruculuk. İşte tamam. bununla doymamak demek, onu da söyleyeyim, psikolojik olarak doymamak demek. Yoksa bununla bir insanın doymaması, bayan erkek fark etmek kesinlikle şu tabağı arkadaşlar yakından bir çekelim. Gerçekten de kadın veya erkek olsun. Bak yanında bir kase yoğurdumuz da var. Şu tabakla diyetisyenimiz diyor ki doymamak mümkün değil. Ben de sizinle hemfikirim. Evet. Aynı fikirdeyim gerçekten de. Çünkü içinde hem protein var, hem tahıllar var, yeşillik var, ekmek var, yoğurt var. Yok yani bununla bir erkek çok rahatlıkla doyabilir bence. Kesinlikle doyabilir. Yani işte diyorum ya doymamak bir şeydi. Şimdi ben bazen kilo vermek isteyenlere bir şey daha söylemek istiyorum. Hı-hı. Bu noktada biz bazen kendimizi karbonhidratla işte ben çok uzun süre aç kaldıktan sonra benim bile canım diyorum ki eve gidip bir makarna mı yapsam diyorum. Yani ama hani insanın o kadar, canı istiyor biliyor musun? İşte gerçekten kan şekerimiz istiyor düşüyor yani. Ya. Evet. Kan şekeri düştüğü benim gözüme için. Geliyor böyle makarna böyle soslu evet, makarnalar. Evet. Çok uzun süre aç kaldığımızda karbonhidrata yönelmek kan şekerimizin düştüğünden kaynaklanıyor. Evet. Kan şekeri düştü şimdi. Regüle etmek lazım. Yani onun dengesini sağlamak lazım. Sonra biz gidiyoruz diyoruz ki işte bir makarna yapayım, koca bir makarnayı yiyeyim. Evet haklıyız. Yani beden gerçekten bunu istiyor o anda. Ama ideal kiloya kavuşmak isteyen bir birey bunu yapmak yerine karnını doyurana kadar ana yemek yiyebilir. Bak burası çok önemli. Niye diyeceksin? Şimdi diyelim ki 40'lı yaşlarda bir beyefendi, 40-45 yaşlarda bir beyefendi, çok aşırı kilolu da değil ama şöyle bir tabağı yedi, karnı doydu. İşte aradan yaklaşık bir yarım saat, bir saat geçti, eşi çay demledi. Türk kültürel yapısından bahsediyor. Çayı getirdi hanımı ama yanında işte o çayın yanında mutlaka bir şeyler olacak. Oturarak elimizde kumanda televizyon seyrediyoruz, ağzımız boş durmasın, olmaz kesinlikle. Yanında bir şeyler yiyoruz, abur cubur işte kurabiye, pasta veya işte çekirdek. Evet. Bunun önüne nasıl geçelim veya diyelim ki ben reelde gerçekten hani bir el alışkanlığı da var. O çayın yanında bir şey yemek. Sağlıklı atıştırmalık diye bir şey var mıdır? Ben bu tabağı yedikten sonra ideal kilomu korumak için sağlıklı olarak çayın yanında ne tüketebilirim hocam?
İdeal kilosuna kavuşmak isteyenler jülyen doğranmış mevsim sebzeleri. Hmm. Mevsimin sebzesinden. İşte yazdaysak salatalık, kıştaysak havuç gibi. Hı. Hem havuç K vitamini açısından böyle zengin, güzel bir şey. Çayın yanında böyle kıtırdatmak. İşte üzerine limonlayın, baharatlayın. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Onu bir yiyecek haline, kalorisiz bir yiyecek haline getirebiliriz. Yani, anladım. Bu arada kalorisiz derken yani az kalorili. Az kalorili. Ya yani en azından bir kurabiye, bir tatlı değil yani. Peki kurutulmuş meyveleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi onu da söyleyeceğim. Tabii ki güzel. Ben ideal kilomdayım. Tamam. Yemek yedim ve canım tabii ki tatlı çekti. Hı-hı. Az karbonhidrat almaktan kaynaklanabilir. Kompleks olmayan karbonhidrattan kaynaklı olabilir. Yemekten sonra canım ciddi manada tatlı çekti. Bu insülin dengesizliği. Kilolu bireylerde genellikle yaşadığımız ve gördüğümüz bir süreç. Biz onu engellemek için de kuru meyvelerden yardım alıyoruz işte. Anladım. Ne diyoruz? 3 tane hurma, yanına 20 tane badem. Hı-hı. Farz-ı misal. 3 hurmayı zaten yedikten sonra bademleri de yiyince insan ciddi manada eğer öncesinde böyle bir tabak yediyse, şimdi midesi küçükse zaten canı çekmiyor. Hı. Eğer insülin dengesizliği varsa, kilo vermek istiyorsa da 3 hurma, 20 tane badem, kaju, fındık, artık ne varsa evde onları tüketmek de insana ya of evet ya bayağı bir doydum ben, bayağı bir iyiymiş falan dedirttiriyor yani. Anladım. İnsana. Kuru meyvelerden bu noktada yardım almak, şekersiz beslenme sürecindeyken eğer kişi mesela bazen arınma yapmak istiyor, detoks yapmak istiyor. Güvenilir yerlerden aldığı şekersiz meyveler, bazen dışı şekerlendirilmiş falan oluyor ya. Hı. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Yani işte bir alıyoruz böyle jelibon gibi şeyler ortaya çıkmış. Hı hı. Kuru meyveler, biz bunları istemiyoruz kesinlikle. Güzel güvenilir yerlerden aldığı kuru meyveleri akşam çayın yanında tıngırdatabilir yani. Harika. Hocam çok fazla soru geldi. Çok biraz hızlı devam edelim mi? Bu arada ama şeyi sormak istiyorum. Araya da kaynamasın. Belki sevgili izleyenlerimiz de vardır aralarında. Ya ben su içsem yarıyor hocama, bir sorar mısınız ne yapmam gerekiyor diye. Gerçekten su kilo aldırır mı? Hayır tabii ki. su kilo verdirir bu arada. Hı hı. Suyun içerisindeki H2O yağ yakın metabolizmasının içerisine giriyor. Hı hı. Bundan dolayı da su içmeden kişiler kilo veremezler. Kilo vermekte zorlanırlar. Hı hı. Yağ yakın metabolizmasının içerisine girdiği için. Bunun dışında su içsem yarıyor mevzusu da maalesef ki beyin bağırsak mevzusunda konuşulması gereken genişçe bir konu. Hmm. Çünkü bağırsak floramızı bozduğumuzda artık biz kimyasallara maruz bıraka bağırsak florasını bozuyoruz. Yani. Sonra insanlar diyor ki hocam ben su içsem yarıyor ya. Gerçekten su içsem yarıyor. Sadece suyla beslensem bile kilo alıyorum. İnanmıyoruz artık. Evet, bağırsak florası bozulduğu için. Bozulduğu için aslında, evet. Şimdi mesela bak, biz az önce tabak hazırlarken bu sağlıklı tabağımızın yanına kefir koyduk. Buraya yoğurt koyduk. Şimdi sevgili izleyenimiz diyor ki kırmızı etle ve süt ürünlerini tüketmenin sakıncası var mı? Bir arkadaş ortamında bunun doğru olmadığını duymuştum. Ama mesela biz koyduk burada hocam. Mesela hemen bazen söyleyeyim. De şeyde işte ciğer yediğiniz zaman veya işte ızgara et yediğiniz zaman sakın ayran içmeyin, birbirini götürür diye. Götürür. Doğru mudur? Götürür. Doğru. Ha. Şimdi doğada iki çeşit demir vardır. Birisi, hı, hem demir, birisi hem olmayan demir. Hı hı. Hem olmayan demir yalancı demir gibi düşünebiliriz. Kuru baklagillerin içerisinde özellikle yoğun miktarda vardır. Yani bitkisel demir oranıdır. Bitkisi şununla şunu yediğinizde bu birbirini götürür. Hı. Yani bu daha doğrusu daha baskın olur. Bu emilmeden, buradaki demiri almadan gider vücuttan. Anladım. Ama bu o kadar kuvvetli bir demir ki feriştahı gelse buradaki demiri emilimini engellemez. Oo, süper. Ancak ve ancak bağırsak florasında ciddi bir bozukluk olduğunda buradaki demir emilemez. Hmm. Yoksa ciğerdeki demir, yani diyorum ya, o kadar kuvvetli bir demir ki, hmm, normalde vücutta kalsiyum ve demir birbirlerini bağlayıp emilimini engelleyen iki maddedir. Anladım. Ondan dolayı ikisi yenmez. Ama bir bardak kefirden, etin yanında hiçbir bir bardak şey ayrandan hani güzel, bir şey olmaz. Peki. Ha, çok fazla demir eksikliği olan bir birey varsa, sırf onu demir emilimini, hı-hı, sağlamak için yapıyorsa yemesin yani. Yemesin. Dikkat etsin artık onu. Bol yeşillik yesin. Peki.
Düzenli spor yapıyorum ve hep aynı kiloda kalan biriyim. 1.63 boyum ve hiç 50-55 arasına geçmemiştim bu zamana kadar. Fakat yakın zamanda ekmeği ve paketli gıdaları hayatımdan çıkartayım diye diyete girince 48 kiloya düştüm. Tehlikeli bulup yeniden yemek yemeye başladım. Şu an iştahım çok açık ve hızla kilom yükseliyor. Kısa sürede 48'den 53'ü gördüm. Tehlikeli ilerliyorum gibi hissediyorum. Öneriniz nedir? Önerim bir paketli yani, gıdaları evet, ambalajlı bırakınca, gıdaları evet. bırakıp yoğun bir şekilde mesela eğer kilo almak istiyorsa ben kompleks karbonhidratlardan kilo aldırıyorum. Mesela işte ev yapımı grisiniler, bunlar böyle ara öğünlerde tüketildiğinde gerçekten güzel kilo aldırıyor. Sağlıklı yağlar güzel kilo aldırır, karbonhidrat yine güzel kilo aldırır. Ondan dolayı eğer kişi kendi vücudunu, vücut kitle indeksini sağlıksız buluyorsa kendisine yararlı kurabiye, işte ara öğünlerine tuzlu kurabiyeler, grisliniler yapabilir. Git gel onlardan atıştırırsa zaten çok rahat bir şekilde problem alır. Kalmaz. Ambalajlı gıdayı kesiyorum derken yemekten kesmesin ama. Yani yine yesin, dolu dolu. Mesela bir kase pilav yemek sağlıksız bir şey değil. Anladım. Yani bir kase oturup makarna yemek yine ambalajlı gıdaya giriyor. Ev yapımı makarna yemek yine sağlıksız değil. Yani oturup yiyebilir. Aç karnına içilen sirkeli suyu önerir mi Büşra Hanım diye bir soru var mesela. Evet, tabii ki öneririm. Çok da güzel olur. Vücudu çok dinde ve zinde tutabilir. Yani dinç ve zinde tutan bir kürdür. Benim sürekli sık sık kullandığım bir kür. Hatta bir tüyü, bir bardağı mesela bir bardağı bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Aha, sirke. Ev yapımı değil mi? Ama çok önemli. Son zamanlarda ananas sirkesi ve detoks sirkesi adı altında birçok böyle piyasada şeyler çıktı. Evet. Bu detoks sirkesini kesinlikle önermiyorum. Tamam. İzleyicilerimiz muhakkak karşılaşmıştır. Tamam. İçeriğinde ne olduğu saçma sapan bir sürü sirke modeli çıktı. Ev yapımı ananası çok rahat evde çok alıp rahat gerçekten sirke öyle. Yapabiliriz. İnanılmaz yani kolay bir şey sirke yapmak. 10 günde sirke yapılıyor yani. Aynen ananas. Öyle. Elma, armut sirkesi aynen. Çok güzel olur. Ananas da içerisindeki blümerinden kaynaklı olarak ödem atımını sağladığı için ben danışanlarıma ananas sirkesini sabahları aç karnı öneriyorum. Peki ananası aç karnına mı ödem atmak için ödem tüketmeliyiz? Atmak. Sabah ya da gece yatarken mi mesela akşam mı nasıl tüketelim ananası? Sabahleyin alınan şeyler yani vücuda ilk giren şeyler genellikle ilk modelleme yaptığımız şeyler, yani vücuda ilk modelleme yaptırdığımız şeylerdir. Tamam. Mesela bir kürü ne için? İşte ödem atmak için bir kür kullanıyorsam sabah aç karna vermem lazım. Nedir? Ben ödem atmak için kullanıyorum. İşte demirimi yükseltmek için bir kür kullanıyorum. Ben hep aç karna veririm. Anladım. Aç karna vücuda giren ilk şey her zaman daha tamir edicidir. Peki şimdi bunu söyledik. Güzel biz böyle sirkeli limonlu işte ananaslı sulardan bahsediyoruz. Bir de aç karnına işte hemen uyanayım şöyle işe gitmeden önce bir kafamı toparlayayım diyoruz. Ne yapıyoruz? Filtre kahve ya da Türk kahvesini şekersiz içiyoruz. Bağırsaklarıma ne yapıyorum ben eğer böyle bir şey yapıyorum? Hızlandırıyor mu? Hızlandırıyor. Hmm. Yani eğer sağlıklı bir kahve tercih ediyorsanız gerçekten hızlandırıyor. Türk yani, kahvesi mi o zaman tercih edelim filtre, daha çok? Filtre, americano, ondan sonra espresso. Espresso. Evet. İçebiliriz yani. Yani rahatlıkla içebilirsiniz yok. Ama böyle. Şekersiz mi olması tabii gerekiyor? Tabii ki. Tabii ki yani net bir şekilde. O güzel. Zaten böyle altın kırmızı kalemle mi artık fosforlu. Ama sabah uyanınca da gerçekten o kahve kokusu insana müthiş işte. Bir evet ya müthiş bir enerji veriyor yani. Ve ben kahve diyetim vardı. Çok da severdim o kahve diyetini. Sabah uyanır yanmaz kahve ve günde 3 fincana kadar yayılmış bir kahve verme olayı. Gerçekten metabolizmayı ben hızlandırdığını gözlerimle gördüm kahvenin. Hı. Özellikle sabah yemeklerden önce. Önce. Yani. Mesela peki yemeği ne kadar sonra yapalım kahvaltımızı? Yarım saat. Yarım 15 saat dakika. 15 dakika. Zaten ayılmamız, güzel. Of kendime geldim dememiz evet. Yani mutlaka bir yarım saati buluyor. Yoksa hani yataktan kalktığımız gibi yemek yeme hiç kimsenin yok hemen ya, hemen evet gerçekten evet, şey hemen olmuyor. Olmuyor öyle bir iştah aynen. Gelmiyor zaten. Peki hayırlı yayınlar, teşekkürler. Et, tavuk ve balığın yanında süt ve yoğurt tüketmek kalsiyumu yok eder mi? Az önce aslında bahsetmiştiniz ama kalsiyum bir şey yapmaz. Demire bir şey yapıyordu. Evet ama kalsiyumu
yapmıyor. Bir şey hiçbir yapmıyor. Şekilde etkilemiyor. Peki bizde şey vardır ya işte, aman balık yaptığınız zaman sakın ayran içmeyin ya da cacık yapmayın, zehirlenirsiniz diye. Bu doğru bu bilgi midir? Doğru bir bilgi ama şöyle bir bilgi. Hı. Bayat olmadığından emin oldu. Mesela bir balıkçılar vardır, yanında ayran ve yoğurtlu mezeler getirirler korkmadan. Aslında tamam. Bir balıkçının yanında ayran veya yoğurtlu meze getirmesi benim balığım taze demek anlamına geliyor. Şimdi taze bir balığın yanında süt de içersiniz, ayran da yersiniz, ayran da içersiniz, süt de içersiniz, yoğurt da yersiniz. Çok rahat bir şekilde ama bayat balık zehir, taze direkt zehirliyor. Sakın, çok dikkat edin. Şimdi aralıklı oruçla ilgili sorularımız gelmiş. İdeal kiloyu kullanmak için, kalabilmek için aralıklı orucun bir faydası olur mu diye ne dersiniz? Faydası olur ama uzun vadede özel diyetleri konuşmuştuk işte. Hı-hı. En başında programın dedik ki özel diyetleri kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Tamam. Eğer kişinin yaşam standartına uygunsa, mesela ben sabah uyanıyorum, evden çok hengameli çıktığım için ancak ilk öğünümü 12'de yapabiliyorum. Hı-hı. O zaman aralıklı oruç benim yaşam standartıma uygun bir sistem. Evet, devam edebilir miyim? Tabii ki devam Hı-hı. edebilirim ama kişi ev hanımı uyanıyor, saati bekliyor. 12 olacak. Hadi 12 olsa da şöyle yemeğimi. Hayır, doğru bir şey değil yani. Normal kalkın, zinde bir şekilde rutininiz neyse ona devam ederseniz kiloyu koruyabilirsiniz. Rutininizin dışına çıktığınızda kiloyu verirsiniz ve korumakta da zorlanırsınız. Anladım. Çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz soru yağmuruna tuttunuz yine bizi. Merhaba, 25 yaşındayım. İştaham çok açık. Özellikle kadınlara özel dönemlerde asla iştahımı kontrol edemiyorum ve şeker dengem alt üst oluyor. Evet. Sonrası toparlamak çok zor. Neler yapabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim. Çok önemli bir soru bence. Bence de hayıt tohumu sirkesi. Hayıt tohumu sirkesi. Var ya iştahı çat diye. Bunu nasıl içeceğiz hocam? Söyleyin bakalım. Var ya, sabahları bir su bardağı suya bir yemek kaşığı hayıt tohumu sirkesi. Tamam. Karanfil, aktardan mı alacağız onu da? Ya güvenilir. Güvenilir, emin olduğumuz yerden. Emin olduğumuz bir yerden almak çok daha faydalı olacaktır. Hı hı. Bir de ben bu dönemlerdeyken iştah kapatıcı çayım var benim. Hı hı. Çok da işe yarıyor. Gün içerisinde onu demleyip böyle git gel içince hı hı. bir ferahlatıyor. İçerisinde ne var? Nar çiçeği, karanfil, dut yaprağı var, ayva yaprağı var. Bir de ne vardı? Karanfil, ayva yaprağı, tut yaprağı, tarçın. Tarçınla karanfil zaten hatta. Ve yeşil çay. Aha. Yeşil çaya da bunları koyabilirler, tüketebilirler. Birer tutam az az böyle koyup böyle kendimize zarar vermeden böyle şey yapmamak. Oradaki aromatik şeyler çok önemli. Yani hatta mentol bile katıyorlar onun içerisine. Böyle birazcık daha rahatlatıyor, ferahlatıyor. Ama oradaki temel şey tarçının şekeri dengelemesi, karanfilin de iştahı kesmesi. Süper. Tarçın ve karanfili hayatımızdan hiç çıkartmıyoruz. Evet. Özellikle de çaylara... hocamın söylediği o dönemlerde de tekrar hatırlatıyorum. Hayıt tohumu sirkesi sevgili dostlar. Bir de çaylarına, içeceklerine, sularına falan karanfil kattıklarında iştahı bir direkt kesiyor. Güzel oluyor. Kesiyor yani. Kesiyor ya iştahı. Güzel. Evet, demiş ki hayırlı yayınlar hocam, ben 1.58 boyundayım ama hiç kilo alamıyorum. 43 kiloyum, hatta daha da düşebiliyorum. Ne yapmam lazım? Keşke yaşın da yazsaydın. Ama kilo alamama kilo problemi az var. Yani. Az gerçekten çok az bir şey. Boy için. Ben spor öneriyorum böyle danışanlarımıza. Hı. Özellikle erkekse, ki bu muhtemelen erkek değildir, bayandır diye düşünüyorum. Spor öneriyorum. Sporla birlikte yeme düzenini bir uzmandan, bir beslenme düzeni almalı. Hı. Çünkü 43 kilo birazcık daha tehlikeli bir boyut. Tabii ki boyu kaçtı? 1.58. 1.58, 43 kilo. Kesinlikle bir uzmandan yardım alması lazım. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya. Merhaba, benim PCOS'um var demiş hocam. Evet. 1.58 boyunda 75 kiloya kadar çıktım. Stres yapıyorum. Kilo vermekte zorlanıyorum. Nasıl beslenebilirim? Neler PCOS'a hastalığına iyi geliyor? Çok geçmiş olsun. PCOS hastalığına yine aynı şekilde... Ayıt tohumu sirkesi iyi gelir. Hı hı. Bir de inositol. Diyorum ki neydi? İnositol dediğimiz bir
etken madde var. Madde dediğim şey vitamin, mineral tarzında bir şey. Onu aldığımızda da yani inositol aldığımızda da dışarıdan takviye olarak fikostlara çok iyi geliyor. Kilo verimini dengeliyor, insülin direncini dengeliyor ve kilo kişi kilo vermeye çalışırken onu destekliyor. Bir de fikost hastaların çok hızlı değerleri düşüyor, kan değerleri düşüyor. Mesela D vitamini, denizlinin D'si, D vitamini düşüklüğü kilo verimini engelleyen bir faktör. Anladım. Ondan dolayı kişi 3 ayda bir mutlaka rutin kontrollerini vitaminlerine baktırmalı ve bu kişi karbonhidrat yemesin. Yani az karbonhidratla beslenmeli, amelajlı gıdalardan uzak durmalı, çok rahat ilerler. Son 5 dakika, çok hızlı gidiyoruz hocam. Bir de hocam, 40 yaşında bir bayanım, sabah kahvaltıda bir ekmek yiyorum maşallah. Akşama kadar da ekmek yemiyorum. Akşam da yarım ekmek yiyorum. Bu kadar ekmek fazla mı acaba? Çok. Ben bir şey demiyorum hocam. Çok fazla. Çok fazla. Yani 1,5 ekmek. Hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. O kadar gerek yok ki. O ekmeklerin içerisine Çin mayası mı katıyorlar? Başka bir şey mi? Ondan sonra emulgatör, emulsifiyerler. Yani bildiğimiz açık ekmek alıyoruz ya fırından. Fırın bin bir türlü hileyle o ekmeği bize veriyor. Bir kere alacağınız ekmeği kesinlikle bildiğiniz bir marketten ya da fırından alın. Emin olun. Ambalajlı ekmek net bir şekilde tüketmeyin. Bir kere ambalajlı ekmeklerin arkasında bir ton şey yazıyor. Bir de bence siyez ekmeği, kara buğday ekmeği gibi özel unlardan yapılmış ekmekler bir dilimi yetiyor ya. İkinci dilime geçemiyor. Hocam ben denedim. Siyez buğdayıyla yapılmış bir dilim ekmeği yedim. Ertesi güne kadar acıkmadım zaten. Şaka gibi bir şeydi Demet dedim abi, ben. Ben zayıfsınız ama evet, zaten. Evet, zayıfım hocam ama yani şöyle bir şey yedim. Akşama kadar acıkmadım. Canım yemek istiyor. Acıkmıyorum. Gerçekten çok etkili. Evet, eğer evet. Hocamın söylediği gibi tam buğday böyle gerçekten emin olduğunuz güvenli yerlerden alır siyez ekmeği de yerseniz acıkmıyorsunuz efendim. Sabah çorba içme hakkında ne dersiniz hocam? Ay küçükken babaannem bizi okula gönderirken tarhana çorbası eskiden yapardı. Eskiden kışın ama çok meşhurdu gerçekten. O tarhana çorbasıyla ekmeği ban ban çok ye güzel. Okula git ilkokula giderken o kadar güzel bir duygu ki. Aynı fikirdeyim. Ama tabii ki sağlıklı çorbaları tercih ettiğinizde tabii ki çorba tercih edebilirsiniz. Ev yapımı. Özellikle de mesela haftada bir iki defa eğer sabahları işte ağır yağlı işkembe paça gibi sakatat çorbaları içmediğiniz müddetçe içmediğiniz müddetçe diğer çorbalar sağlıklı olabilir yani kahvaltı yerine geçebilir sıkıntı yok. Peki merhaba Demet Hanım, sık sık kilo alıp veriyorum, zararı var mı? Var tabii. Olmaz bir müddet sonra bir kilo alırsınız tak diye kalıyor insan ortada. Şimdi birisi demiş ki hayırlı Sabit yayınlar aç karnına kahve içmek kandaki demiri alır mı peki? Hayır böyle bir sıkıntı şey yok. Değil. Tamam. Kandaki demirin yani emilimi? Ya emildi zaten kandaki gece demiri, zaten emildi o hani, şey diyorsun. Hani gerek yok, içebilirsin. Nasıl içebilir bir sıkıntı yok. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben menopozdan sonra kilo veremiyorum. Diyet ve egzersiz yapıyorum. Bir etkisi olmadı. Nasıl kilo verebilirim? Hocamıza sorabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben de sevgili izleyenler, inanılmaz sorular hala gönderiyorsunuz ama son sorumdu maalesef hocam. Kilo veremiyor değil mi? Menopozdan sonra bu bir uzmandan yardım almalı. Hani kendi başına diyet yapması çok sakıncalı. Çünkü menopozdayken vücudumuz çok dengesiz davranıyor. Evet. O dengesizliği yok etmek için bir uzmanla, bu noktada uzmanlık yapmış bir diyetisyen arkadaşımla ilerleyebilir. Harika. Sevgili yönetmenim, son dakikamız mı artık? Bitiriyoruz. Peki son mesajınızı alalım, veda edelim hocam. İdeal kiloda olmak isteyenler ambalajlı gıdayı tüketmesinler, normal standartlarına devam etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Kilo almazlar zaten. Tamam. Ama kilo vermek isteyenler de bu oluşturduğumuz tabaklar düzeninde giderlerse en azından kilo almazlar. Hatta kilo vermelerine bile çok güzel yardımcı olabilir. Harikasınız Büşra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok keyifli, güzel, hareketli, enerjik bir program yaptık. Her zaman bekliyorum sizi. Ağzınıza İnşallah. Sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim Demet Rica Hanım. Ederiz. Rica ederiz. Evet, bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. Haftayı birlikte başladık. Birlikte bitirelim inşallah. Tekrar sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah 10.30'da biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Selam ve duayla hoşça kalın efendim.